Evet, 30 artı dakika başladı. Doğan Ertuğrul, Adem Yavuz Aslan. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Doğan'ı bugün stüdyoda göremiyoruz. Seyahat halindesin değil mi? Doğan. Sefer halindeyim. Ha, sefer halindesin. Peki. Bir dakika, artık memlekete döndüğünde seni tekrar stüdyonun içine alacağız. Peki, Adem sen de biraz rahatsızdın. Önceki gün geçmiş olsun. Hafiften ekranda hissediliyor o. Ama program performansı ağrı kesiciyi de programa çıktığını biliyoruz değil mi? Futbolcular da öyle yapıyor yani. İğne yiyip maça çıkıyorlar. Biz de ağrı kesiciyi alıp maça, yayına çıkıyoruz. Bir şey değişmiyor. Evet, ara verme yok. Peki. Şimdi arkadaşlar, şimdi Türkiye ile alakalı bir önce bir fotoğraf çizeyim size, arkasından onu konuşalım. Şimdi benim şöyle bir şey gözlemliyorum. Türkiye şimdi seçimlere giriyor, 31 Mart. Neticede bu altlı üstte bir belediyenin seçimleri. Belediye seçimleri bu ya. Belediye seçimleri ama çok gergin giriyor Türkiye bu seçimlere. Hele AKP'ler çok gergin. Mesela daha dün Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki bu seçimler dedi beka meselesi dedi. Ya bu belediye seçimi ya. Ama ben bunu niye çok önemsediğini anlamadım. Erdoğan her seçimci öncesi bunu söyler. Ama bu bekadan da benim artık sıtkım sıyrıldı yani. Ama uçan yani, kuşa şimdi, her şeye beka meselesi. Valla yani muhasebeciler odası seçimi bile yapılsa bunun bir beka sorunu olduğuna dair kampanya yürütür iktidar medyası. Yani ben Erdoğan her seçim öncesinde bu lafı dinledim yani. Bugüne kadar hiç benim için sürpriz falan değil bu. Ne bekaymış bu kardeşim ya. Yani hani tekrar gazete yapıyor olsaydı, imkanım olsaydı bu sayfaya bile koymazdım. Rutin çünkü yani bunun her seçim öncesi. Hepimiz Batı dünyasının coğrafyasında yaşıyoruz. Şimdi üçümüz de yani farklı ülkelerde. Şimdi yani düşünsenize demokratik batılı ülkelerde hele bir belediye seçimleri, yerel seçimler yapıyorsunuz. Bir siyasi parti lideri diyor ki ya bu beka meselesi devletin bilmem. Ya gülerler adama ya. Gülerler adama. Yani neden gülerler? Çünkü demokratik toplumlarda devletin beka meselesi propagandasının alıcısı olmaz. Totaliter rejimlerde olur, diktatörlüklerde olur falan filan ama demokratik toplumlarda devletin beka meselesi diye bir şeyin alıcısı olmaz. Devletin beka meselesi varsa o koltuktan in. Demek ki yönetemiyorsun derler demokratik rejimlerde. Öyle derler. Tabii. Bunun yolu seçim sandığıdır. Senin söylediğin gibi şeyi de yani belediye seçimlerinde devletin beka meselesi. Asıl buradaki problem bence üzerinde düşünmesi gereken şey toplumun önemli bir kesiminde bu devletin beka meselesinin bir karşılığı olması. Bu bence asıl konuşulması gerek olan mesele. Bir diğer şey belki onu söylemek lazım. 16 yıldır 17. yılına sanıyorum giriyor artık devleti yöneten iktidar olmuş bir partinin bir artık kendine özgü bir rejim inşa etmiş bir iktidarın beka meselesiyle dünya liderliğini bir arada telaffuz edebilmesi. Yahu kardeşim ya dünya lideri değilsin ya beka sorunu yok. Yani dünya liderliğiyle beka sorunu aynı parantez içerisinde değerlendirilecek şeyler mi? Bir devlet düşünün ki dünyaya nizamat veriyor. İçeride dışarıda ekonomisi, siyaseti, dış politikası filan uçuyor. Ama diğer taraftan belediye seçimleri beka sorunu oluyor. Bunların ikisinden birisinin, minimum düzeyde ikisinden birinin yalan olması lazım. Tabii ikisi birden yalan ama en azından ikisinden birinin yalan olması gerektiği konusunda bence anlaşmamız gerekiyor. Evet, Erdoğan bunu söyledi. Oldukça gergin beka meselesi. İşte belediye seçimleri çöpünü, yolunu, kanalizasyonunu yapacaklar ama beka meselesi oluyor. Ama Erdoğan tek başına değil bu söylemlerde. Geçen de AKP'li bir belediye başkanı, ismini de vereyim, Mehmet Fatih Güven, Afşin belediye başkanı dedi ki eğer de %52'nin altına düşersek bizi dar ağacına çekip kazığa tutturacaklar dedi. Kazığa tutturacaklarmış. Böyle bir korkudan bahsediyor. Şimdi bir tarafı da bu. Bir başka boyut da seçim öncesinde böyle biliyorsunuz geçen hafta da konuştuk. Böyle garip garip şeyler çıkıyor. Böyle metruk binalarda yüzlerce insanın seçim şeyleri çıkıyor. Olmayan insanların. Mesela işte ne bileyim boş arazilerde seçmen kayıtları çıkıyor. İşte 5 katlı binanın 6. katında ki Anar Rızaev'in romanıdır o. 5 katlı binanın 6. katında bir sürü seçmenler vesaire. Şimdi bütün bunlar ortaya çıkınca ama biliyorsun bu söylediğin çerçeve Barolar Birliği Başkanı'na göre dış güçlerin oyunu öyle bir şey yok. Küresel güçlerin oyunu. Küresel güçlerin oyunuymuş. Kendisi Amerika'ya gelip AKP Parti'ne lobi yapıp Türkiye'de işkence falan yok diyen baro başkanı. Evet, şimdi bu gerginliği bir tarafa koyuyoruz. İki, bu tarz ifadeleri ama bir tarafa... Ben buna itiraz ediyorum. Yani niye? Bu gerginlik değil, bu bir seçim stratejisi.
Yani korkuyu kullanıp korkunun politik araç olarak kullanılması dünya siyasetinde yeni bir şey değil. Thomas Hobbes'a kadar gider bu. O meşhur Leviathan'da şu an konuşmakta zorlanıyorum. Şeyde kitabındaki o politikacıların korkuyu politik amaçlar için kullanması çok yaygın bir stratejidir. Burada Erdoğan şunu yapıyor. Ben gidersem sizin hayatınız da mahvolur. İnsanları korkutuyor. Ben gidersem sizin alacağınız işte mesela İncil'lerde söyleyecektim ama mesela fakir yardım için bu ay ilk defa değişiklik yapılarak Cumhurbaşkanı'ndan size 350 TL harçlık geldi falan diye mesaj atılıyor. İşte ne bileyim ben gidersem bu imkanlarınız kaybolacak. Biz gidersek şu olacak. Ya bu klasik bir seçim taktiği. Klasik bir korkuyu siyasette kullanma Yalnız taktiğidir. Adem, bence aceleci olma. Bir şey daha diyeceğim ama. Bak şimdi, hemen arkasından Cübbeli Ahmet diye bir adam var Türkiye'de, O biliyorsun. bambaşka bir konu. O Ha, bambaşka. ama ben onu ilişkilendireceğim olayı. Şimdi Bence bir ilişkilendirmeli miyiz ilişkisi de var. Bence bir tartışalım. ilişkisi var. Ha, şimdi Cübbeli Ahmet herhangi biri değil bugün itibariyle. Dün itibariyle herhangi biriydi. Epey süreden bir onun davalarından sonra birdenbire rehin hale geldi. İstihbarat ne derse onu söyler duruma geldi. Cübbeli Ama niye Ahmet'in rehin olduğunu da söyleyelim. Yani onu medya dünyasında herkes biliyor. Bir takım uygunsuz kasetlerinin, bir takım çevrelerinin elinde olduğu ve o kasetlerle şantaja uğradığı, tehdit edildiğini medya diyorsun herkes biliyor. bir zamanlar çok yazıldı, çizildi bunda ve mahkeme süreci Yani hatta vardı. yani şey bile var, kendisiyle bunu mahkemede kabul etti. Evet, o görüntülerdeki yabancılıklı bir kadındı vesaire bir sürü şeyleri vardı. Kendisi de bunları kabul etti, evet bunlar vardı. Dinen suç değildi, yere kendini savunmuştu. Hatırlatalım. Yani Dinen böyle suç hani değildi. detay çok böyle Neyse, tasvir etmek onun istemediğim bileceği, için onun girmedim. özel hayatıdır ama neticede hani bunun izahı açısından önemliydi Adem. Peki şimdi şunu diyeceğim. Şimdi Cübbeli Ahmet geçen de ilginç bir şey açıklama yaptı sohbetinde. Şimdi onu ekrana getirelim. Arkasından konuştuğumuz şeyler ilişkisi var yok onu biraz tartışalım. Devletin bekasını önemsiyorum. Devlet Bahçeli beyefendinin konuştuğu konuda ciddiyet payı var. Ciddiyet payı var. Ancak memleketi karıştırmak istiyorlar. Trafikler de hızlandı. Bu noktada size duyuruyorum. Hiçbir cemaatin, hiçbir şeyhin, hiçbir müridin, hiçbir alimin, hiçbir efendim şahsını gözetmeye çalışan kişinin veya kurumun aleti olmayalım. Askere, polise karşı durmayalım. Böyle bir mesaj veriyorum. İç savaşa karşı, dış savaşa karşı uyanık olalım. Müslüman kanına hiçbir zaman girmeyelim. Öldürülen olalım, öldüren olmayalım. Aldatılan olalım, aldatan olmayalım. Önümüzdeki süreçte bir sıkıntı yaşanırsa askerle polisle birlikte hareket edelim. Askere, polise direnerek memleketteki kargaşalara malzeme olmayalım. Anlayan anlar, anlamayan yanlar. Ben Allah için, beni Allah için dinleyip sevenlere gördüklerim muvaciyesinde bir yorum yaptım. Anlayan anlamıştır. Bu kadar. Başka bir şey demiyorum. Cübbeli Ahmet'i izledik. Hoca demiyorum ben, hocalık meselesinden çıktı olay. Cübbeli Ahmet, cübbeli cübbesiz biliyorsunuz Türkiye'de Ahmetler çok. Şimdi Cübbeli Ahmet'in dediği çok ilginç. Şimdi bak, Devlet Bahçeli Bey'in bin seçimdense devletin bu beka, bu İslamcıların devletin bekası tercih ederim sözü çok mühimdir diyor. Bir karışıklık çıkarsa bakın askere polise destek olunmalıdır diyor. Hoppala, bayram değil seyran değil ya, bu karışık çıkma meselesi ne? Hiçbir hocanın şeyhin şahsın ve kurumun bekası devletin bekasına önemli değildir. Öldürülen olalım öldüren olmayalım. Ben gördüklerimi söylüyorum. İsteyen anlar, istemeyen yanlar, anlayan anladı. Peki siz ne anladınız? Yani bütün o gerginlikler, bir takım hazırlıklar arkasından da sanki bir şeyler olacak da siz o bir şeyler olduğunda polis askerlerle birlikte bir şeyler olacak ve siz de olmanız gereken yer bu. Ya bunu bir cübbeli bir adam bunu niye söyler? Bir şeylerin hazırlığı mı? Türkiye nereye gidiyor? Ben biraz huylandım. Evet arkadaşlar, ilk sözü kimden başlayalım? Evet Doğan Doğan ilgisi söyle. var demiştim. Ben
Evet, yani şöyle bir Adem'in sözünü ettiği çerçeve bence çok doğru bir çerçeve. Bunu öncelikle o mevzuyu kapatarak devam etmek isterim. Bu bir seçim stratejisi. Yani toplumu korkutarak, toplumun önüne öcüler göstererek, işte bir kabus senaryosu, karanlık senaryolu ortaya koyarak oy alma stratejisi böyle. Ama bu söylediklerinin de hakikat payı var mı? Evet, evet. Kaza oturtulmayacaklar muhtemelen. Umarım öyle bir şey olmaz zaten. Ama bu iktidardan düştüğü zaman belediye başkanından bilmem hangi yöneticisine varana kadar yargılanacaklar. Bunu çok iyi biliyorlar. Bu kaygıyı taşıyorlar mı? Evet, bu kaygıyı da taşıyorlar. Bence oradaki asıl mesele o. Yani iki tarafa düşünmek lazım bunu. Bir, evet seçim stratejisi olarak kullanıyorlar ama aynı zamanda iktidardan düştükleri zaman başlarına neler geleceklerini de hukuk çerçevesinde minimum düzeyde, umarız onunla sınırlı kalır, neler geleceğini biliyorlar. Birinci çerçeve bu. İkinci çerçeve... Bundan emin değilim. Evet, yani ben o zaman temenni olarak söyleyeyim. Hayır, çünkü Türk Yargı Teşkilatı'nın %34'ü son 2 yıl içerisinde AKP teşkilatlarından seçildi. 2 yıllık tecrübeden az. Ve sürekli oraya yeni kadrolar geliyor. Kim hangi, yani Facebook'taki hakim web sayfalarına bir bakın. Senin için ölürüm reis yazan hakimler var. O ben hakimler işte de o iktidar değişikliği yaşandığı zaman, o iktidar değişikliği yaşandığı zaman bu insanların tamamının tasfiye edileceğine kesinlikle inanıyorum. Tasfiye edilmesi gerektiğine ve tasfiye edileceklerine inanıyorum. Bu aynı zamanda bir yönlü. Ama onların da bir numaralı Erdoğan karşıtı olabilecekleri ihtimalini kesinlikle de bir köşeye koyun ki yaşadığımız kesinlikle Türkiye tecrübesi bunu çok defaatle bize gösterdi. Kesinlikle. Yani Cübbeli Ahmet Hoca'nın, tırnaklıyorum bu ifadeyi de, ifadelerine gelecek olursa niye şaşırıyoruz buna? Kusura bakmasınlar. Türkiye'deki Cübbeli Hoca geleneğinin bir şeyi var, realitesi var. Türkiye'deki din adamı geleneği, bu tabir tabii Türkiye'ye çok yakışmayan bir tabir ama Türkiye'deki ulema geleneğinin, İslam dünyasının çoğunluğundaki ulema geleneğinin tarafı tercihi budur. Devletten yana saf konulur. Bunu hadi gelecek bütün eleştirilere de dikkat alarak çok net olarak Emevi geleneğidir bu ve devletten yana olmak farz kabul edilir. O açıdan şaşırtıcı bir şey yok Cübbeli'nin tercihlerinde. Cübbeli'nin güncel realiteyle ilgili söyledikleri de bence hem geleceğe yönelik bir projeksiyon, evet Türkiye'de bir çatışma ihtimali, maalesef bir sivil savaş ihtimali var mı? Bakın şimdi Cübbeli'ye falan gelmeden çok önce söyleyeyim. Şimdi kararda yazmaya başladı. Hürriyet'teki köşesi elinden alındıktan sonra. Taha Akyol, düşünün ki her söylediği şeyi 40 kez tartan bir saygın gazeteci, hukukçudur Türkiye'de ve 5 yıl kadar önce söylemişti. Aynen şu ifadelerle söylemişti. Söylemekten içtinaf ederim ki Türkiye'nin yakın geleceğinde bir iç savaş tehlikesi görüyorum. 5 yıl önce söylemişti yaptığımız bir röportajda bu ifadeyi. Böyle bir beklenti var. Bu beklenti daha önceki programlarda da konuştuk. İktidar eliyle oluşturulmuş ya da yaratılmış bir iç savaş ihtimali de olabilir. Başka tepkilerden dolayı da olabilir. Sanıyorum böyle bir şey ortaya çıkarsa, umarız, temenni ederiz ki böyle bir şey yaşanmaz ama böyle bir şey Cübbeli Ahmet tarafından bile telaffuz edilebilecek hale gelmişse safını belli ediyor. Devletten yana, devleti kutsayan, hatta askeri polisi kutsayan. Oradaki şey ifadelerine bakmayın siz. Yani tabii ki ölen olalım, öldürülen olmayalım lafı işin bence esasına işaret etmiyor. Oradaki esası askerin ve polisin yanında olalım ifadesidir. Askerin ve polisin yanında olalım ifadesidir. Askerin kimin askeri olduğu, polisin kimin polisi, hali hazırdaki durumdan söz ediyoruz. Çok belli. Umarız bunlar asla yaşanmaz Türkiye'de. Ama kendi tabanına ve kendi tabanı dışındaki insanlara bence şey veriyor, mesaj veriyor. Ve tabanını, belki kitlesini korkutarak, Adem'in söylediği çerçeve bence önemli. Ya da böyle bir ihtimalle karşı karşıya kalındığı zaman nasıl pozisyon alınması gerektiği konusunda uyarıyor. Konumunun, pozisyonunun, siyasi duruşun gereğini veriyor bence. Açıklıyor. Yani o zaman Adem, sana dönerken şimdi Doğan'ın bütün söylediklerinin üzerine, yani soru şu aslında. Şimdi Erdoğan rejimi şunu mu diyor Cübbeliler üzerinden? Yani ben bu seçimi öyle ya böyle alacağım. Ama çalacağım, ama çırpacağım, alacağım. Eğer ki sokağa dökülürseniz hepiniz sokağa çıkanda yakarım arkadaş. Yakarım askerimle, polisimle, tankımla da yakarım. Dolayısıyla bu seçimi çalacağım ve size yakarım. Bu mesaj mı sence? Ön alma mesajları mı bu? Abi Erdoğan seçimden önce 400'ü verin bu iş huzurla çözülsün diyen kişi değil mi? Tabii. Yani
Hani bir espri vardır Türkiye'de. Sen İskandinav ülkelerinden dönüş yapmış gurbetçi misin derler adam. Hani çok ilgisiz kalırsan gündeme. Ya Türkiye bunların hepsini yaşadı. Adam açık açık tehdit etti. Ve gördük Haziran seçiminden Kasım'a kadar Türkiye'de kaç kişinin öldüğünü. Yani bunları yaşamadık değil ki ya. Bunların hepsi yaşandı. Bunlar komplo teorisi falan değil. Bunların hepsi Türkiye'nin tecrübeleri. Ben Cübbeli Ahmet'in konuşmasında başka bir boyut kafama takılıyor. Daha çok şöyle. Malum 15 Temmuz öncesinde yine benzeri bir konuşma yapmıştı. Orada da işte bir şeyler olabilir. Aman ha dikkat edin direnin sokağa çıkın karşı durun falan diyordu. Yani bu onun bir şeylerin olacağından haberdar olduğunu ve tabanını, kitlesini askerin polisin karşısına dikmek için hazırladığının bir deliliydi. O işte hatta rüyasını gördüm falan dedi. Öyle bir takım teviller yaptı. Yine başka Uşaki tarikatından falan başka isimler de benzeri rüyaları nedense görmüştü. Onlar da kendi kitlesini bu şekilde motive ediyordu. Şimdi yine aynı rüyaları görüyorlar ama bu sefer tam tersi. Bu sefer askerin polisin yanında oluyor diyorlar. Bu onların bu rüyalar aracılığıyla onların bir takım projelerde kullanıldığını gösteriyor. Tabii rüyalar aracılığı derken espri yapıyorum. Yani bir şeylerin olacağından haberdar ve buna göre kendi kitlesini organize ediyor. Ben bu noktada hani ben seçimlerden ziyade bu Cübbeli Ahmet'in bu çıkışının, bu ifadesinin bir takım güç mücadeleleriyle irtibatlı olduğunu. Çünkü yani şöyle ya da böyle şu net ki Ankara'da devam eden güç mücadelesi öyle böyle bir güç mücadelesi değil. Yani o güç mücadelesi şu anda Erdoğan'la Ergenekon arasında devam ediyor. Çünkü dengede başka kimse kalmadı. Ne muhalefet kaldı, ne ordu kaldı, ne başka bir şey kaldı. Cemaat zaten hiçbir şey kalmadı. Dolayısıyla şu anda Erdoğan'la Ergenekon arasında pek gün yüzüne çıkmasa da perde gerisinde çok sert bir mücadele devam ediyor. Ve Cübbeli'nin bu çıkışı bence başka olaylar için bir hazırlık olabilir. Ben olaya bu noktadan baktım çünkü... nasıl bir şey sanki, olabilir diyorsun? Yani seçimlere giderken dedik yani programlar gergin bir gidişat var. Erdoğan yani Cübbeli aslında çok açık konuşuyor. Yani ben işi seçim boyutundan değerlendirmiyorum. Cübbeli aslında açık konuşuyor. Bir hareket olursa polisin askerin yanında olun diyor. Yani bu ne tür bir hareket olur, ne tür bir çatışma olur? Yani Doğan'ın bahsettiği gibi bir iç savaşa doğru mu gider? Kontrollü bir iç savaş mı çıkartılır? Kontrollü bir bölgesel çatışma mı çıkartılır? Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Yani şunu unutmayalım. Türklerin devlet geleneği bu konularda çok mahir. Maraş olaylarını, Sivas olaylarını daha saymakla bitiremeyiz bu provokasyonları. İstanbul'un göbeğinde 6-7 Eylül olaylarını. Bu konularda çok mahir bizim yerin devletimiz. Yani ben Cübbeli'nin bu açıklamasını seçimden ziyade bu çerçevede değerlendiriyorum ve onu kafamda böyle bir yere oturttum. Yani onu ben daha sonra orada takip etmeye devam edeceğim. Çünkü Cübbeli'nin 15 Temmuz öncesi açıklamaları 15 Temmuz'dan sonra daha anlamlı hale gelmişti. Evet, ben de bu açıklamaların, neden bu açıklamalar önemli? Bunun bir rüyayla ilgili olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu kendisine söyletildi muhtemelen. Şimdi ben de seçimle bağlantılı olmayabileceğini düşünüyorum. Bunun yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Adem'in çizdiği çerçeve önemli. Yani bir devlet içerisinde hep ola geldiği gibi bir savaş yaşanıyor ve bu savaşta sanıyorum Erdoğan ve AKP iktidarı yanlarıyla müttefiki olan Ergenekon diye isimlendirmeye alışkanlık haline getirdiğimiz diğer ittifaklar arasında bir hesaplaşmada muhtemelen eğer öyle olursa AKP iktidarına yana mı pozisyon alın çağrısı anlamına taşıyor bu. Muhtemelen böyle bir anlam taşıyor. Ama belki bir son cümle şey söylenebilir. Öyle bir çatışma Allah korusun yaşanırsa ülkede polis ve asker Erdoğan iktidarı yanında mı olur? Yani AKP cenahı yanında mı olur? Ergenekon tarafında mı olur? Öyle bir ihtimal mi görüyorsun? Olmama gibi. Tabii ki öyle bir ihtimal görüyorum. Yani şeyi daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili konuşmuştuk. MİT'in başına kara kutum dediğin adamı atlayarak MİT'in tamamını kontrol edebileceğini mi sanıyorsun? Böyle bir şey yok. Hiçbir istihbarat örgütü için böyle bir şey geçerli değil. Dahası bakın yakın zamanda TSK'yı iyi takip eden kalemler tarafından yazıldı. Yani NATO'nun ödül verdiği, Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın ödül verdiği ve vermediği komutanlar, Genelkurmay Başkanları listesi sahip döküldü birkaç hafta önce bu yazarlar tarafından. Şu anki Genelkurmay Başkanı daha NATO yanlısı görünüyor. Ordunun içerisinde başka birimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah korusun böyle bir şey yaşanırsa
gerçekten bu ordu ya da polis teşkilatı blok halinde AKP cenahında mı yer alır, başka kampta mı yer alır? Onu umarız yaşamayız. Bunun da belki bölünmesi, polisin bölünmesi kesinlikle birbirine girdi. Korkunç bir Türkiye manzarası maalesef karşımıza çıkabilir. Şimdi tam maalesef buraya gelmişken konu, şimdi bir video ekrana getireceğim. Yani tam bu çerçevede, yani şu anda aktör olarak biraz önce Adem'in dediği gibi iki aktör kaldı. Bir Erdoğan ve derin devlet. Ergenekon veya ne nasıl tabir edeceksek. Onlar da iktidarda ve bir koalisyon. Kendi işlerinde bir durum var. Yani böyle bir çatışma durumunda nasıl tavır alacaklar? Evet. Şimdi Perinçek'in bir konuşması var. Şimdi onu ekrana getirin. Onun üzerine bu konuyu biraz devam edin. Türkiye Amerika'nın şartlarına uyuma yoluna gider mi? Gitmez. Niçin? Giderse devrilir Tayyip Erdoğan yönetimi. Yani Tayyip Erdoğan yönetimi Türkiye'nin geleceğiyle oynama özgürlüğüne sahip değil. Türkiye'de bir güç var. Zaten o Türkiye Tayyip Erdoğan yönetimini 2014'ten sonra hizaya getirdi. Evet, videoyu izledik. Perinçek. Şimdi Perinçek ne diyordu? Şimdi karşısındaki kişi kendisine soruyor. Amerika'nın şartlarına uyma yoluna girerse eğer Erdoğan diyor. Ne olur? Perinçek net. Diyor ki TR'nin geleceğine oynama özgürlüğüne sahip değil diyor Erdoğan. Öyle bir şey yapamaz diyor. Türkiye'de bir güç var. O güç 2014'ten sonra Erdoğan yönetimini hizaya getirdi diyor. Şimdi bu açıklamanın yanı Özgür Özel'in geçenlerde CHP'li dediği bir üst bir güç var. Türkiye'de partiler üstü bir güç var. Onlar o güç hakim meselesini de oraya koyarsak. Peki ne diyorsunuz bu açıklamalar üzerine? Evet, Perinçek yaşanan süreci en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Sen Özgür Özel'i söyledin. Dün Demirtaş'ın benzer bir açıklaması vardı. Demirtaş da Türkiye'yi Erdoğan iktidarı yönetmiyor. Bir koalisyon yaptı. Erdoğan koalisyon yapmadan herhangi ittifak, daha doğru ifadeyle, herhangi bir güç odağıyla, devlet içerisindeki herhangi bir odakla ittifak yapmadan Erdoğan zaten devleti yönetemiyor, yönetemez dedi. Evet, Erdoğan bir ittifak yaptı. Perinçek'in oradaki ifadeleri Türk siyasi hayatının kullanılmış, alışılagelmiş bütün klişelerini tekrar ediyor. Erdoğan'a Türkiye izin vermez. Kim bu Türkiye? Bu Türkiye, evet, bu Türkiye sakın Rusyacı, Avrasyacı odaklar olmasın Türkiye'de. Belki bir şey hatırlatmak doğru olabilir. 28 Şubat döneminde hatırlayın. Dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Rusya, İran ve Çin ile işbirliği yapmak filandan söz ettiği zaman yer yerinden oynamıştı Türkiye'de. Tabii. Yani Türkiye'nin Türkiye'nin gelenekleri var. Türkiye Batı bloku içerisinde. Türkiye NATO üyesi. Nasıl olur da bir Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Rusya ile İran'la ittifaktan söz eder falan filan diye konuşuyorduk. Türkiye'nin 28 Şubat realitesinden söz ediyoruz. Şimdi ne oldu? Erdoğan kapı komşusu Moskova ve bütün bölgesel krizlerde İran-Rusya işbirliği içerisinde, dahası şeyi söyleyeyim, ne kadar uzun bir süredir 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin Batı bloku içerisinde, hayır daha net ifadelerle NATO ittifakı içerisindeki yer, bunun doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum. Türkiye'nin alışılmış 50 yıllık, 60 yıllık tercihleri bakımından söylüyorum. Ne kadar acaba Türkiye NATO'dan çıkacak mı, çıkmayacak mı tercihleri yapıyoruz? O zaman bence Perinçek'in söylediği şeyler ete kemiğe kavuşuyor. Erdoğan'ı eğer şu anki devam ettiği çizgiden vazgeçerse, eğer kendisini iktidarda tutacak başka bir ittifak kuramazsa, sözünü ettiği Türkiye Avrasyacı blok, Rusyacı blok, Türkiye'yi Erdoğan'ı iktidardan eder diyor, çok net ifadelerle öyle anlamak lazım bence bunu. Belki son bir cümle şeyi söyleyebilirim. Geçen hafta yine Dışişleri Bakanı, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a soruldu. Düşünün, bu realiteyi bence gözden kaçırıyoruz. Amerikan Başkanı Trump'ın Rus ajanı olup olmadığı Rus Dışişleri Bakanı'na basın toplantısında soruluyor. Rusya'nın böyle bir nüfus tartışması başlattığı doğru yanlış ayrı bir mevzu. Yani gerçek ya da değil ayrı bir mevzu, ki ben önemli olanı gerçek olduğuna inanıyorum. Böyle bir durumda Türkiye'deki Rusya nüfuzu, Avrasyacı nüfuzu
şey mi, Türkiye ile Rusya arasında, Erdoğan ile Putin arasındaki karşılıklı eşit ilişkiden, o çok sevdikleri ifadesiyle göz temasındaki ilişkiden mi kaynaklanıyor? Hayır, göz temasındaki ilişkiden kaynaklanmıyor. Türkiye'nin gözüne, Avrasya ittifakında kimse Türkiye'nin gözünün içine bakmıyor ve maalesef Türkiye sadece talimatlar veriyor. Belki biraz sonra ayrıntılarında konuşuruz. Türkiye talimatlar mı veriyor dedin? Türkiye'ye talimatlar veriyor. Ha, tabii. Türkiye'ye talimatlar veriyor. Kesinlikle. Yalnız burada Adem sana şöyle bir soru sorayım Doğan'ın bıraktığı yerden. Şimdi Doğan, ben doğru mu anladım? İttifak kelimesini doğru kullanıyoruz. Ergenekon ve derin devlet Erdoğan ittifakı. İşte darbeciler, hırsızlar olarak diye tanımlıyordu Ahmet Altan bir dönem. Şimdi bu ittifakta ipler kimin elinde? Soru herkes soruyor. Ben de bu sorunun cevabını tam olarak bilmiyorum. Yani çözebilmiş değilim. Hani hangi güç daha hakim? Mesela geçen Cevheri Güven'le değerli gazeteci program yapıyorduk. O dedi ki ya hayır, Erdoğan'ın elinde dedi. İstese, çok çarpıcı da bir örnek verdi. Şu an dedi Aydınlık Gazetesi'nin başına Abdurrahman Dilipak'ı koyabilir dedi. Yani çarpıcılık açısından 10 numara bir örnek. Peki bu sizin analiziniz ne? Yani bu, burada ipler kimin elinde sorusu Türkiye'nin önü herhangi bir karışıklıkta nereye gideceği meselesini de bize ışık tutacak. Yani bu soru için Adem sana dönüyor ama Doğan senin soru cevap hakkın saklı. Şöyle söyleyeyim, yani ipler kimin elinde sorusunun cevabı soru kadar düz değil. Yani ipler kimin elinde sorusunun siyaseten değerlendirirseniz tartışması Erdoğan'ın elinde. Bürokrasi ve devletin o bildiğimiz görünmeyen mekanizmalara açısından bakarsanız Erdoğan elinde değil. Şimdi şeye göre bahsediyorum. Yani hani Cevher'in analizi siyaseten doğru. Erdoğan siyaseten askeri tabirle söyleyeyim, cephe savaşına girdiği herkesi ezer geçer. Çünkü arkasında %50'lik bir kitle var. Medya gücü var, ekonomik gücü var vesaire. Yani ve şu anda siyaseten Erdoğan'ın önünde durabilecek bir güç yok. O açıdan evet, Erdoğan Ergenekon ittifakında, koalisyonunda siyaseten Erdoğan güçlü ama diğer cephelerde Ergenekon güçlü. Unutmayalım, Erdoğan'ın devlet bürokrasisinde özellikle askerde, poliste ve yargıda yetişmiş kadroları olmadığı için bütün bu işleri 17-25'ten sonra o bildiğimiz devletin, eski devletin gelenekleri, işkenceci, katil, failin meçhulcu, şucu bucu, ne kadar mafya tip varsa onlarla yürütüyor. Yani düşünün, Sedat Peker'lerin makul insanlar olarak ekranlara çıktığı bir döneme geldik şu anda. Ve dolayısıyla o cephede de Ergenekon'un eli güçlü ya da derin devletin eli güçlü. O yüzden ben tek ve düz bir cevap verebilecek değilim bu soruya. Doğan'ın cevabına geçmeden birkaç noktayı söyleyeyim. Mesela Tuncer Kılıç bahsi açılınca biraz magazin olsun diye bir Ankara kulisi dedikodusu aktarayım. MGK Genel Sekreteri iken malum çok dahiyane fikirleri vardı kendisinin. Mesela dolar mı basacak? Evet, yani dolar, niye dolarla uğraşıyoruz, matbaaya verelim bassınlar diyordu falan. Dönemi Milli Eğitim Bakanı, 2002 AKP iktidara geldi. 2003 başı dönemi Milli Eğitim Bakanlığı gidiyor. Ben bizzat dönemi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dinlemiştim. Hatta bunun köşe yazısında kulis olarak yazmıştım. Gidiyor Milli Eğitim Bakanlığı, diyor ki ya Sayın Bakan, bu hocanın okullarına el koymak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Bu okulları devletleştirelim. Bakan, emin misiniz diyor. Yani ciddi ciddi teklif olarak mı getiriyor? Yani bu MGK Genel Sekreteri. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki, birebir görüşmeye geliyor ve diyor ki bu cemaatin okullarını devletleştirelim. Nasıl yapalım bunu? Bakan diyor ki ya hocam, komünizm sayın generalim, komünizm bitti falan deyip konuyu kapatıyor. Ama yani düşünün, aradan 15 sene sonra geçmiş ve cemaatin bütün okulları devletleştirilmiş. Yani yorum izleyicim. Şimdi yani bu noktada buraya nereden geldik? Şunu söyleyeceğim. Suriye ile ilgili dikkatinizi çekmiştir. Erdoğan Moskova'ya gitti. Dönüşte Dışişleri Bakanı, yanlış hatırlamıyorsam A Haber'deydi. Dedi ki Fırat'ın doğusuna operasyonu bir süre beklemeye aldık. Hani ansızın gelebiliyorduk. Hatırlarsanız bu programda birkaç kez asker iddia etmiştim. Yoruldu oradan oraya sınır ötesinden gidip gelmekten. Evet, iddiaya da girebilirim demiştim. Sınır ötesinin operasyonu olmayacak. Çünkü buna Rusya izin vermiyor. Böyle bir operasyon yapılamayacak. Amerika da istemiyor. Dolayısıyla sadece iç politika oynamak için askerler dediğin gibi oradan oraya dolaştırılıyor orada. Kaldı ki TSK içerisindeki Rusçu kanat TSK'nın derinlemesine bir Suriye operasyonuna sıcak bakmıyor. Metin Temel'in istifası bu çerçevede önemli bir göstergeydi. Evet. Peki Doğan, sen o sorunun cevabına ne diyorsun?
Evet, ya bu soru bence önemli bir soru ve toplumun her kesiminde aşağı yukarı bu sorunun cevabına ilişkin bir merak var. Yani şu an devleti gerçekten kim yönetiyor? Devletin de güç kimin elinde? Bir ittifakta güç bir tarafın elinde olmaz bence. Bu bir ittifak ilişkisi ve karşılıklı rekabet de var aralarında. Ve evet, Erdoğan siyasetin gücünü kullanıyor, kamuoyunun gücünü kullanıyor ve bunun da yine izin verildiği alanlarda olduğunu ben düşünüyorum. Şu an bu ittifak aradaki büyük savaşlara rağmen devam edecek gibi, bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ama asıl soru şu: mesela alışmış Türk devlet geleneğinin, Türkiye Cumhuriyeti devlet geleneğinin temel meselelerinde Erdoğan yeni bir pozisyon belirlemek istese, mesela dese ki Ermenistan sınırını açıyoruz. Mesela. Ya da dese ki Kıbrıs konusunda KKTC falan değil, ortak bir devlet çözümüne gidiyoruz. Mesela. Ya da Ege'de Erdoğan iktidarı Yunanistan'la işte 40 yıldır tartışılan bütün konularda yeni bir çözüm yolu arayışındayız dese ne olur? Sizi temin ederim Erdoğan iktidarda kalamaz. Çünkü devlet buna izin vermez. Yani bunu test alanı budur. Perinçek de onu söylüyor zaten. Tabii ki test alanı budur. O açıdan Erdoğan'ın kullandığı iktidarın sınırı, hani çok böyle ne kadar realitesi var bilmiyoruz ama İslamcı tarihçi geleneğinde şöyle bir şey vardı ki, İslamcı tarihçi geleneğinde sınırlı değil. Atatürk'ün zamanında bakanlara, siyasetçilere, başbakanlara şey dediği söyleniyordu. İşte Genelkurmay Başkanı ben atarım, dışişlerinde ben yürütürüm. Ondan sonra birkaç bakan da ben atarım, onun dışında kalan işleri siz yapın. Şu an devletle Erdoğan'ın ilişkisinin buna benzer, yani bu şablona, bu klişeye çok benzer olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin alışılmış devlet reflekslerinin önemli meselelerinde Erdoğan bu refleksin dışında hiçbir adım atabilecek durumda değil. Çok sevdikleri tabirle söyleyeyim. Benim bir sözün ettiğim birkaç konu başlığı başta olmak üzere adım atabiliyorsa, devlet ittifakını kontrol altına aldıysa, devletin yeni sahibi ise Erdoğan, adım atabiliyorsa atsın bakalım. O zaman devletin yeni sahibinin kim olduğunu Türkiye görür, dünya da görür bence. Test alanlarını sen belirledin. Evet. Peki, lafı açtı, buraya geldik. Aslında başlangıçta bunu planlamamıştım ama iyi bir noktaya da gelmiş olduk. 30 dakikaya geldik. Şimdi bu hafta benim böyle okuduğumda derin derin düşündüren bir açıklama oldu. AKP Van Milletvekili Abdülahad Arvas dedi ki 31 Mart seçimlerini kaybedersek siyahlı çeteler ortaya çıkacak. Bu meselenin bir boyutu. Ama beni çok şey yapan, düşündüren, kazanamazsak başörtüler sokakta yürüyemez dedi. Şimdi yine tabii o korkuyu pompalıyorlar. Yani eski Türkiye'ye dönecek. Sizi laikler yine dövecek. Biz sizin kurtarıcınızız falan ama şimdi beni de biraz da şöyle de düşündürdü bu konu. Yani kazanamazsak başörtüler sokakta yürüyemez meselesi. Şu an Türkiye'de, yani benim bulunduğum dönemde, yani 2 yıldan beri Türkiye'de yokum. Şimdi her bir başörtülünün potansiyel bir AKP'li olma ihtimaline binaen iyi bir bakış yok toplumda. İyi bir bakış yok. Ya bu yurt dışında da bu böyle. Yani bir başörtülünün AKP'li olma ihtimali. Yani o açıdan o başörtü imajını da korkunç kirlettiler. İşte geçen ismi lazım değil, işte AKP Genel Başkan Yardımcısı Türkiye'de insan hakları ihlallerine dair tek bir örnek getiremezler dedi. Başörtülü. Başörtülü bir kadın işte o da, milletvekili. Ya şimdi dolayısıyla yani kazanamazsak başörtüler sokakta yürüyemez'i görünce dedim bunu siz yaptınız ya. Bunu siz bu noktaya getirdiniz. Bu kadar antipatikleştirdiniz. Ne diyorsunuz? Yani benim analizim şu. Beklentim değil de analizim, beklenti yanlış bir ifade oldu. Analizim şu: Erdoğan rejimi sonrasında Türkiye'de katı layık bir rejim gelecek. Tak oraya gidiyor. Biz oraya doğru gidiyoruz ve bunu bakın hep söylüyorum. Doğan buna katılmıyor ama Türkiye'de Ergenekon dediğimiz yapının en önemli özelliği psikolojik harp uzmanlığıdır. Gerçekten Türk derin devletini ben bu konuda çok takdir ederim. Yani tasvip etmiyorum ama takdir ediyorum. Gerçekten kötülükte çok uzmanlar. Bir psikolojik harbi 10 yıla yayıp çok usta bir şekilde uygularlar. Yani 10 sene sonra atacağı adımı bugünden planlayıp kararını alıp onu adım adım uygular ve 10 sene sonra vardığımız nokta aslında 10 yıl önce planlanan noktadır. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şimdi 17-25'ten sonra başlayan süreci değerlendirelim. Türban dediğiniz zaman, dindar dediğiniz zaman, çalan, çırpan, başkasının hakkını gasp eden,
yiyen, şey yapan, yani çok negatif kavramlar ne kadar varsa hepsini üst üste koyun, geliyor. Son dönemde öyle bir hale getirdiler ki artık bu konuyu ve öyle adım adım gelişen operasyonlar var. Ve toplum gerçekten bu konuda şöyle söyleyeyim, hani bir aşama sonra şu hale gelecek insanlar. Ya ama bunlar olmasın da katı layık bir rejime gidelim biz daha iyi noktasına. Bunu dindarlar daha ister hale gelecek. Şu an ben öyle doğru gittiğimizi düşünüyorum ve Erdoğan sonrasında katı layık bir rejime tekrar Türkiye'nin döneceğini öngörüyorum. Evet, Doğan. Benim de benzer bir analizim var. Yani burada devletin, derin devletin rolü nedir? Evet, Adem'in söylediklerinin epeyce bir kısmı. Ben de devletin bir psikolojik savaşı ile ilgili olduğunu da düşünüyorum. Ama bunun dışında sosyolojik bir okuma olarak baktığımızda bile şeyi söyleyebilirim. Türkiye'de muhafazakarlığın, dindarlaşmanın sadece hani cemaati bitirmek tabiriyle söz ediliyor ya, hayır, cemaatle ilgili değil sadece. Türkiye'deki muhafazakarlığın, Türkiye'deki dindarlaşmanın AKP eliyle yok edildiğine şahit oluyoruz ve şahit olacağız. Yani muhafazakar kitlelerin, muhafazakar düşüncenin, ideolojinin, siyasetin AKP eliyle yok edildiğini, tasfiye edildiğini görüyoruz. Çok hoşlarına gidecekse AKP tabanının izleyenlerimiz varsa arasında, bunu birkaç yıl önce Fehmi Koru uzun 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 yazdı. Devlet AKP ile Türkiye'deki cemaatleri tasfiye etmekle kalmıyor. Muhafazakar düşünceyi, İslami düşünceyi de tasfiye ediyor dedi. AKP ile Türkiye'deki İslamcı, İslami düşünce, muhafazakar düşünce tasfiye ediliyor. Hayırlı olsun AKP tabanına ve kitlesine demek istiyorum. Burada bir hatırlatma yapayım. Bu tezimi desteklemek için, yani Doğan'ın söylediği şey çok olsun diye. Geçtiğimiz günlerde bir OHAL raporu yayınlandı. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. KYK'lılar 125.800 kişi atılmış. Bunun %98.7'si yüksekokul ve üniversite mezunu ya da masterlı doktoralı. Bunların tamamına yakını muhafazakar. Yani çok az bir kısmı belki sol fraksiyondan gelmiş olduğu için KYK'lı olmuş olabilir ama. Şimdi bakın, 125.800 kişi ve %98'i yüksekokul ve üniversite mezunu ve ötesi var. Master'ı, doktorası, yurt dışında eğitimi vesairesi var. Doğan'ın dediği gibi AKP eliyle Türkiye'de muhafazakarlık, İslami düşünce öldürülüyor. İnsanlar dindan, türbandan nefret eder hale geldi. Ve bu insanların, yani bunu incilere koymuştum ama yeri gelmişken tam söyleyeyim. Bu mağdurların %99.64'ünün savka kaydı da yok. Ya pırıl pırıl insanlar ya. %99.64 ya. Adamın pırıl pırıl bir sicili var. Eğitimi son derece düzgün ve KYK ile atılmış. Şimdi sen KYK deyince ben de şunu ifade edeyim. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu, evet, bu dönemin kahraman ismi, milletvekili. Evet. O kampanya başlattı. Bu KYK komisyonu kapatılsın diye hashtagler hazırladı sosyal medyada. Bayağı ciddi gayret ediyor. O şeylerde, mesajlarda KHK'lı olmak ne demekle alakalı bir tweet gözüme ilişti. Bunu burada okumak istiyorum. Onun fotoğrafını da birazdan ekrana getireceğim. KHK'lı olmak, Cizre'de öğretmenlik yaparken işten atılmak, sonra tutuklanmak ve ardından hapsedilmek demek. Giresun'daki ailesi görüşüne giderken trafik kazası geçirmek ve hepsinin birden ölmesi demek. Öğretmene 4 gün izin verilip ailesinin başında böylece oturmak demek. Ekrana şimdi o geliyor. Kabrin başında çömelmiş oturuyor. Evet, KHK'lı demek ne demek? İşte böyle demek. Bir başka fotoğrafta oğlunun cenazesinin başında elleri kelepçeli bir baba. Oğlunun cenazesinin başında dua ederken bile kelepçesini sökmeyen bir zalim devletimiz var. Evet, cübbelisi, cübbesizi, sakallısı, ne bileyim yani. O işte AKP'nin o başörtülü bakanına kadar. İşte insanlar niye nefret ediyor? İşte o nefret başörtüsüne sirayet ediyor bu sefer. O nefret sakala sirayet ediyor bu sefer. İşte maalesef işin en tehlikeli boyutu da maalesef bu, Adem'in de dediği gibi iş seküler bir topluma ve devlete doğru Türkiye adım adım koşarak gidiyor. Ama yani seküler devlet kavramı yanlış anlaşılmasın. Din, Amerika'da seküler. Yani din dışı. Yani dine karşı. Amerika'da seküler bir devlet. Buradaki baskıdan kastettiğim şey mesela Esad rejimi de seküler bir devlettir. Tabii bu yani kastettiğimiz, tabii, aynı şey. Kastettiğimiz baskıcı otoriter bir rejim.
Yani Batı tipi seküler bir devlet değil. Dine hayatın hiçbir alanında yer vermeme meselesi. Evet. Doğan bir şey diyordun, yarım kaldı. Yok, Adem'in ikazına benzer bir şey söyleyeceğim. Peki. Şimdi oradan bir başka başlığa geçelim. Şimdi bu hafta dikkatimi çekti Fazıl Say ve Erdoğan buluşması oldu. Şimdi o buluşmayı ekrana getiriyoruz. O fotoğrafı. Ben işte bu fotoğrafı analiz edelim diyorum. Yani ilginç bir fotoğraf sahnede. Fazıl Say öne eğilmiş, önler eli önünde. Birlikte müeddep bir şekilde Fazıl Say Erdoğan'la birlikte fotoğrafını çektirdi ve Fazıl Say açıklamalar yaptı. Tabii tepki aldı. Dedi ki Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum dedi. Birbirimizi anlayabilmeli. Dostluk eli uzatabilmeliyiz dedi. Tabii dostluk eli uzattığın elde kan var, yok, yüz binlerce insanın şeyi ahı var, o ayrı bir konu. Ve uzlaşı kapısını aralamak istiyor Erdoğan dedi. Benim de annemin dedi şeyinde işte bu cenaze vefatından sonra beni taziye için aradığında ben o ses tonunda onu sezinledim dedi Erdoğan'ın. Yaklaşmak istiyor. Sezinledim ben onu dedi. Ve neticede ben bu amaçla adım attım. Erdoğan da bir adım attı. Bu fotoğrafı verdik dedi. Peki siz bu fotoğrafı nasıl analiz ediyorsunuz? Valla ben bu fotoğrafı Erdoğan'ın değil de Fazıl Say'ın açıklamaları ve Fazıl Say'ın üzerinden okunmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi Fazıl Say'a eleştiriler yöneltilebilir. Yani bu bir sanatçı eleştirisi olabilir. Sanatçının politik tutumuna yönelik eleştiriler falan filan olabilir ama o fotoğraftan dolayı Fazıl Say üzerinden o fotoğrafın analiz edilmesi yanlış olduğunu ve dahası tuzak olduğunu düşünüyorum. Evet, Fazıl Say'a ağız dolusu küfür ediyordu AKP tabanı. Birden Erdoğan'la Fazıl Say poz verdikten sonra vay efendim muhalifler eskiden eleştirince saygı duyuyordu şimdi eleştiriyorlar filan dedi. Kendi yaptığı şeyi görmeyerek. Bence oradaki mesele şu, ben o fotoğrafı ilk gördüğümde ne hissettim? 28 Şubat döneminde Demirel'in 9. Senfoni konserlerini hatırladım. İşte Türkiye. Ya hatırlayın o dönemi. Asker siyasetin üzerinde Erbakan hükümeti üzerinde baskıyı o kadar arttırmıştı ki çağdaş, modern, laik, kemalist Türkiye vurgusu için Cumhurbaşkanı Demirel'in, merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in açıklama yapacağı, mesaj vereceği en önemli alanlardan bir tanesi işte demokratik Türkiye, işte laik Türkiye açıklamasını yapacağı sahneler haline gelmişti oralar. Şimdi Erdoğan'ın Fazıl Say konserinde böyle bir hava olduğunu düşünüyorum ben. Yani Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'nin İslamcı diye bilinen muhafazakar Cumhurbaşkanı Fazıl Say konserine gitti ve bence Cumhuriyet devam ediyor. Çok güzel bir şey var. Ahmet Müner Sayar çok değerli bir akademisyendi. Şey derdi, Osmanlı'daki devlet ebed müddet, devlet ebed müddet, devlet geleneği. Atatürk tarafından benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır çizgisine Erdoğan'ın getirilmesi görüntülerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir bu. İkincisi bundan ibaret mi? Hayır, muhtemelen bundan ibaret değil. Erdoğan yine toplumun belirli kesimlerine mesaj vermek filan filan içinde böyle bir şey yapmış olabilir. Bu en azından bir kesimde eğer istiyorsa böyle bir şeyi. Yani yerel seçimlerden söz ediyoruz. Yerel seçimlerde böyle bir CHP tabanı daha sivil, laik kesimlerden bir kıpırdanma istiyorsa bu nedenle de yapmış olabilir. Ama ben bunun Erdoğan'ın 28 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Demirel'in verdiği o görüntüden görüntüye çok daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ve belki son cümle şeyi söyleyebilirim. Başına böyle konuştuğumuz mesele o. Devlet isterse birkaç hafta önce Mozart dinlemek faşizmdir, Mozart dinlemeye zorlamak faşizmdir diyen Erdoğan'ı çağrıldığı, davet edildiği konserinde adına dikkatinizi çekerim. Yani Truva, Truva sonatı. Truva sonatına çağırtır ve ilk alkışlayan insan haline getirir. Evet. Peki bu bir takım saf derunlar şöyle de ifade ettiler. Bu Türkiye'nin normalleşmesi adına önemli bir adım. O zaman Fazıl Say ve Erdoğan beraberce poz verdiler. Türkiye normalleşme sürecinde önemli bir adım attı mı Adem?
Yani bir fırsat mı bu? Çok üzerinde yorum yapmaya değer bir ifade olarak görmüyorum. Yani Türkiye normalleşme, normalleşme hukuka dönmek de olur. Türkiye her gün hukuktan uzaklaşıyor. Ben bu fotoğrafa bakınca aklıma izleyicilerimize de tavsiye edeyim. İzlemeyen varsa mutlaka izlesin. Bol ödüllü bir film var. Başkalarının Hayatı diye Türkçe'de çevirdim. İnternette bulunabilir. Başkalarının Hayatı. Yani nefis bir film. Bol ödüllü. Filmin esprisi şu. Otoriter liderler, Hitler Almanyası, Doğu Almanya'da yaşanan sürecin nefis bir özgürlüğü. Otoriter liderlerle sanatçı arasındaki ilişkiyi irdeleyen, sorgulayan ve sanatçıların otoriteye boyun eğmekle eğmemek arasında yaşadığı o travmayı çok güzel anlatan nefis bir film. Aynı zamanda onları sürekli dinleyen polisin kendi içinde yaşadığı travmayı da çok güzel gösteren bir filmdi. Ben Fazıl Say'ın o fotoğrafını görünce aklıma o film geldi. Yani o filmi birkaç kez izlemiştim. Tavsiye ederim. Bir fikir verebilir şu ama anki yaşadığım yani süreçte. Ben o filmi izlemedim ama ben başka filmler hani izledim Türkiye'de. Yani nice bir takım sanatçılar Erdoğan'a yaklaşınca bir takım ihaleler almaya başladılar. Konserlerinin önü açıldı. Yani ben o filmi izledim. Ama bu bahsettiğim filmi izlemedim. Yani o filmde de zaten bunlar var. Mesela çok var. Saygın bir yazara diğer arkadaşlar eleştiriyor. Yani sen de şöyle yapsan bak bir hayat başın derde girmez. Kitapların, mesela filmlerin, tiyatro oyunların falan yerde sergilenir. Onu ikna etmeye çalışıyorlar falan. Güzel bir film. Bence izleyicilerimiz vakti varsa izlesin. Belki bir cümle söyleyebilirim. O kısmı eksik kalmasın. Şimdi demin söylediğim gibi Fazıl Say'ın Erdoğan'a konserine davet etmesi ve sonra Öngüdolu Söz'e söylemesi değil. Camilerde Kur'an okumak, cenazelerde Kur'an okumak, şehit cenazelerinde tabuta dirseğini koyarak Kur'an okumakla maruf. Seçmen tabanının çok büyük bir kısmı tarafından Kur'an okuyor, dindar, namaz kılıyor, dindar Cumhurbaşkanı denilen Cumhurbaşkanı neden Fazıl Say konserine gitti? Bence o taban onu düşünür. Neyi düşünecek bunda? Nesini düşünecek bunu? Demin söyledim bir hafta önce Mozart'la ilgili Mozart zorlamak falan filan mevzuna. Orada çok sembolik bir değeri var. Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Demir'in örneğini o nedenle verdim. Devletin laik, kemalist karakterinin sembolü haline getirilmiştir Türkiye'de klasik müzik ve klasik müzik konserleri. Ve Erdoğan Türkiye'de Fazıl Say'ın kemalist kimliği üzerinde somutlaşan bir programa Cumhurbaşkanı kimliğiyle katılmıştır. Ve ben bu deminki konuştuğumuz çerçevede AKP tabanının üzerine düşünmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet neyse biz belki de Fazıl Say'ı çok fazla önemsedik. Evet belki çok iyi bir piyanist olabilir ama yani çok iyi bir fikir adamı, çok iyi bir entelektüel olmak başka bir şey. Neyse fazla büyütmüş de olabiliriz. Kendi tercihidir. İstediği kişinin fotoğraf çektirebilir. İstediği daha sonra da önünü nasıl açılır bilemeyiz. Peki şimdi bütün dünyanın konuştuğu bu Venezuela meselesi bir Türkiye millet izleyenler de diyordur. Ya kardeşim dünya bunu konuşuyoruz. Hala o noktaya gelemediniz. Bunu konuşacağım ama önce şu araya şunu sıkıştıralım. Birazdan o konuya girelim. Ama şu Yılmaz Özdil meselesi Türkiye'de hala tartışılmaya devam ediyor. Bu haftanın en çok tartışılan konulardan birisiydi. Neden tartışıldı? Yılmaz Özdil Mustafa Kemal diye bir kitap yazdı. Kitabın fiyatı çok iyi. 2500 lira ya. Yani az buz bir prestij kitap olarak niteledi kendi kitabını. 2500 lira. Ve bir takım semboller kullandı pazarlarken kitabı veya tanıtırken diyeyim. Sadece 1881 adet basıldı. Ve kitap satışa 9'u 5 geçe çıkarıldı. Bu tür semboller üzerinde şey yapıldı. Ve Yılmaz Özdil'e bayağı bir eleştiriler, saldırılar geldi. Ne kardeşim dedi yani bu zorla mı satıyorum dedi bunu. Bu elektrik faturası gibi bilmem ne gibi bir mesele değil. Yani mecbur değilsiniz almaya. Evet doğru güzel açıklama yaptı ve 9'u 5 gece satışa çıkan kitap 9'u 6 gece bitti. Yani ifade öyle. 4 saatte 4.7 milyon TL ciro yaptığı söyleniyor. Bir taraftan hani Mustafa Kemal'in kitabı kardeşim nasıl oluyor 2500 lira? Mustafa Kemal'in kendi kitabı 25 lira ya. Nutuk. Kendi kitabı 25 lira. Mustafa. Peki şimdi siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmayı? Ben sonradan dedim ki ya alan memnun, veren memnun, satan memnun, alan memnun.
bana ne oluyor dedim ya sonra kendi kendime. Adam basmış, fiyatı da bu kardeşim diyor. Almak zorunda da değilsiniz diyor. Ha istismar var mı? Var tabii canım. Yani 1881 adet bilmem ne falan ama siz nasıl gördünüz olayı? Yani bir pazarlama tekniği açısından falan filan olağanüstü başarılı. Önce onu söyleyelim. Ne kadar kusura bakmasın ama çok saçma bir proje olsa bile evet son derece başarılı. Birkaç saat içerisinde satılmış. Telefonlar kilitlenmiş. İnternet sitesi çökmüş. Kitabı internet üzerinden almak isteyenler falan. Ama bence işin yayın ya da pazarlama kısmından daha önemli şey Türkiye'de semboller üzerine yürütülen her şey semboller üzerine yürütülüyor diye konuşuruz. Evet her şey semboller üzerine yürütülüyor. AKP'nin kendi özgü sembolleri var. İşte geleneksel bildiğimiz gibi solun kendine özgü sembolleri var. Kemalistlerin kendine özgü sembolleri var ve çok başarılı bir proje olarak Yılmaz Özdil yani her yazısında bir Kemalizm vurgusu var malum Yılmaz Özdil'in bunu böyle bir projeye dönüştürdüler. Bunun bir mit yaratma ihtiyacı ve bir mite sahip olma ihtiyacının hastalıklı diyebileceğim ihtiyacı dışında bence konuşulacak, tartışılacak çok fazla bir şey yok. Senin söylediğin gibi alan memnun, satan memnun. Kimse almasın kardeşim istemiyorlarsa. Ama 1881 adet basılmış, 2500 liraya satılan, 9-5 gece satılan bir kitabı binlerce insan almışsa bu toplumdaki bir mite inanma, bir mit oluşturmaya inanma ihtiyacının tezahürüdür. Mitler sadece belirli grupların şeyi değil, ihtiyacı ve repertuarı değil. O nedenle çok üzerine durulmasında, pazarlama teknikleri açısından tartışması dışında çok doğru bulmuyorum. Fakat tabii bu Adem sana döneceğim ama yani bununla ilgili tartışmalar yükselince daha önce söylemediği bir şeyi söyledi Yılmaz Özdil kitabın gelirleriyle alakalı. Herhalde bu baskılar gelince, eleştiriler gelince çok yakın kendi zihniyetinden Kemalistler de çok eleştirdi bu meselede. Dedi ki yani biz bu kitabın gelirleriyle tamamıyla mı bir kısmıyla onu tam anlayamadım. Köy okullarına Atatürk kitabı ücretsiz göndereceğiz dedi. Halbuki projenin başında bu yoktu. Bu yoktu. Öyle olsaydı baştan bunu söylerdi. Güzel güzel de söylerdi yani, bunu. Demedi. Erdoğan'ın... Şimdi dedi. Peki Adem ne diyorsun? Erdoğan'ın millet kütüphanelerinden, kıraathanelerinden haberi yok herhalde. Yani Erdoğan yapıyor. Yani Erdoğan her yere millet kıraathanesi yapıyor. Çay ve kekte bedava. Niye öyle bir şey ihtiyaç etmiş ki? Yani ben bu tartışmaya sadece gülüp geçiyorum. Yani şöyle gülüp geçiyorum. Yani Cübbeli'nin yakmayan kefen ya da işte benzeri şeyler satmasıyla Yılmaz Özdil'in bu şekilde sembolik işler yapması arasında ben bir fark görmüyorum. İstismar her yerde var. Her istismarın da bir alıcısı var maalesef. Toplumsal realitemiz de bu. Yani iyi tarafından bakarsak da bir kitap için bu kadar para verebilen binlerce insanımız var. Ona bakıp sevinebiliriz tabii aynı zamanda. Tabii de şu an isteyen istediği şeyi alabilir canım. Ne yapalım yani. Ki bize düşmez. Peki Venezuela meselesine girelim arkadaşlar ya. Şu an dünya kıyamet kopuyor ya. Yani orada Maduro'nun işte bir çıkmış şeye barbar bağırıyor balkondan. Sahneleri gördüm. Binlerce insan sokaklara dökülmüş. Bir meclis başkanı çıkmış ben geçici devlet başkanıyım diyor. Amerika onu tanıyor falan. Neler oluyor ya? Bizim Türkiye AKP tarafı da Maduro'yu böyle destekliyor. Ben çok takip edemedim ama yani üstü kapalı görebildiğim olay bu. Ama kıyamet götürüyor. Türkiye AKP'liler de safını belli etti bu konuda. Ne oluyor ya Adem sen Amerika'dan nasıl gözüküyor olay? Sana biraz daha yakın Venezuela. Şöyle söyleyeyim. Venezuela'yı ben uzun zamandır bireysel olarak takip ediyorum. Biraz merakım da var. Venezuela çünkü Venezuela'nın... Adem takip etmediğinde bir konu olsun. Hrant Dink'ten, efendim cinayetinden, Ergenekon'a. Vallahi atom karıncasın ya. Estağfurullah. Yani şöyle Venezuela'yla ilgili master tezinin bir parçası olarak çalışmıştım. Master'la ilgili bir bölümde. Venezuela şöyle bir hikayesi var. Şimdi 19 yıldır sosyalist iktidar var. Malum Chavez darbeyle gelmişti. Hani AKP'liler unutuyor Chavez'in bir darbeci olduğunu. O kutsama yapıyorlar ama sürekli unutuyorlar bir darbeci olduğunu. 19 yıl içerisinde ve 70'li yıllarda Venezuela aslında Latin Amerika solu için bir modeldi. Ve Türk solcuları da büyük bir hayranlıkla Venezuela örneğine bakardı. Çünkü hem Amerika'ya faşizme, kapitalizme tepki koyan, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde duran bir devlet modeli. Gerçekten de dünyanın zengin petrol, altın ve doğal gaz yataklarına sahip inanılmaz bir ülke.
Ama velakin 19 yıldır sosyalist bir iktidar altında ve şu anda insanlar, en son rakam 2.3 milyon insan açlık sebebiyle komşu ülkelere göç etti. Cesetleri muhafaza edebilecek, yani bırakın hayatta kalanları korumayı, cesetleri kokmasını engelleyemiyorlar. Çünkü modlar elektriği yok. Bu Venezuela petrol zengini bir ülke değil mi? İşte onu diyorum. Yani petrol zengini bir ülke. Ne bu işte, fakirlik? Şimdi neden bu fakirlik? Chavez yönetiminin yaptığı ekonomik uygulamalar. Bununla ilgili TR724'de uzun bir analiz yazmıştım. Birebir orada var. İzleyicilerimiz bakabilirler. Yani Erdoğan'ın uyguladığı her şeyi yapıyor. Yani damadını o tam kritik bir yere getiriyor. Berat Albayrak'a getirdiği gibi. Bütün özelleştirmeler, bütün her şeyi kendine bağlıyor. Yargıyı değiştiriyor. Kendine karşı çakma darbe yaptırıyor. Her şeyi yapıyor sağ olsun. Ve sonrasında Venezuela petrol gelirleriyle kendini ayakta tutacağını iddia ederek adım adım çöküyor. Gelinen noktada Venezuela'da açlıktan insanlar kırılıyor. Ve yargıyı lağvediyor. Bütün kamu kurumlarını lağvediyor. Gazetecileri tutukluyor vesaire. Yani Türkiye'de yaşadığımız sürecin aynısını yaşıyor. Ve sonrasında geldiğimiz noktada işte seçimler tamamen adil olması özelliğini kaybediyor. Son seçime katılım %40'lara düşmüştü. Ve Maduro diyor ki ben %40'la, yani 40 katılım olsa bile bu seçimi kazandım ve başkanım. Ama Venezuela'daki ulusal meclisin çoğunluğu muhalefetin elinde ve ulusal meclis diyor ki bu seçim geçersizdir. Çünkü seçimde şaibe var. Zaten şu anda ikili yapı oradan çıkıyor. Yani ulusal meclis başkanı diyor ki bu seçim şaibeli olduğu için asıl seçimi kazanan kişi benim, meclisteki çoğunluk da bende. İşin bir boyutu var. İkincisi şu, Venezuela'daki sorun sadece Venezuela'nın kendi meselesi değil. Venezuela çok zengin bir petrol ülkesi ama yani zengin kaynaklı olan bir petrol ülkesi, yoksa çok fakir bir ülke. Enflasyon %1 milyon şu anda. Paranın hiçbir değeri yok. Hiçbir anlamsız ve insanlar aç. Gerçek anlamda aç. Ve şu anda Ruslar olaya dahil olmuş durumda. Ruslar için de orası bir Amerika ile mücadele alanına döndü. İşte bunu neden söylüyorum? Şuradan söylüyorum. Şimdi küçük bir ülke üzerinde ulusal arası dengeler ve egemen güçler anlaşmazlığa düştüğü zaman bunun arkasında büyük karışıklıklar geliyor. Mesela Suriye örneğine bakın. Suriye'de Amerika Rusya ayrı düştü. Güç çevreleri, kutupları farklı noktalarda yoğunlaştı. Suriye'de malum 2011'den bu yana neler oldu ortada. Şimdi Venezuela üzerinde de Rusya işte nükleer uçağını gönderdi Türkiye. Mesela Türkiye dün bir uçak gönderdi oraya, Cinler'in uçağını. Niye gitti hala belli değil ama Cinler'in uçağı Moskova üzerinden oraya gitti. Birini almaya gitti ya da bir şey mi getirmeye gitti bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle Erdoğan desteğini açıkladı. Dik dur arkandayı dedi. Ya belki telefonla tanka, atlet, kayın falan talimatları da vermiş olabilir ama onlar işe yaramıyor. Yani Venezuela'daki insanlara söyleyelim, tankı atlet tıkarak durduramazsınız. O bir şehir efsanesi. Bu da işin magazini olarak söyleyeyim. Ama sonuçta şöyle bir realite var. Şimdi Türkiye'de özellikle Erdoğan'ın bütün danışmanları, bütün havuz medyası, yazarları cümbür cemaat Amerika darbe yapıyor falan noktasına gidiyor. Şimdi benim dikkat çekeceğim şey şu. Darbe nedir? Yani darbe demokrasiyi yok etmektir değil mi? Yani darbeyi nasıl yaparsınız? Demokrasiyi yok etmişsiniz, darbe yapmışsınızdır. Şimdi Maduro yönetiminde, şimdi demokrasinin siyaset bilimi 101, yani daha siyaset bilimi okuyan öğrencilerin ilk okuduğu şey şudur. Demokrasinin şartları vardır. Bir tanesi özgür ve adil seçim. Bir tanesi hukukun üstünlüğü. Bir tanesi eşit katılım ve fırsat eşitliği. Yani siyasete ve sisteme eşit katılım imkanı ve fırsat eşitliği vesaire. Neyse. Şimdi bundan hiçbir şey de yok. Venezuela'da şu anda yok. Ve aslında fiili bir darbe yaşıyor Venezuela. Ve dolayısıyla şu anda iş yok Amerika darbesiydi, yok şu noktasında gidiyor. Açıkçası ben bayağı endişeliyim. Yani bu Venezuela'da yaşanan hadise orada kalmaz. Bu güç dengelerinin bir mücadelesi şekline dönebilir. Yani son olarak şunu söylemek mümkün. Venezuela üzerindeki tartışma yeni bir uluslararası krizin tetikleyicisi olabilir. Olay sadece Venezuela'da kalmaz. Evet. Peki Doğan, sana döneyim. Bu Venezuela olayını seninle birlikte bağlamış olalım. Peki bizim Erdoğan ve AKP'lerin derdi ne? Bu Venezuela'nın derdi. Tamam, hani Adem anlattı olayın demokrasi boyutu, insan hakları boyutu, işte enflasyon almış başını gidiyor, petrol zengin ülke, açlıktan insanlar ölüyor ama Erdoğan'ın ve AKP'lilerin ve onun uzantısı, medya uzantıları hoplayıp zıplıyorlar. Onların derdi mi? İyi bir yerden girdin meseleye. Oraya gelmeden Adem'in söylediği yerden devam birkaç şey söyleyeyim. Şimdi Venezuela meselesi Latin Amerika'daki Bolivarcı
sol ideolojinin çöküşü olarak değerlendiriliyor. Aydın Söyler iktidara geldi. Orduyu, medyayı, her şeyi kontrol altına aldı ama ülkeyi batmaktan kurtaramadı. Ama bu Amerika'nın başkanı tanımıyoruz açıklamasını meşru kılar mı? Ben meşru kılacağını düşünmüyorum. Mesela Avrupa'dan daha serin kanlı bir açıklama geldi. Avrupa Birliği'nden seçimleri yenileme çağrısı geldi. Demokratik seçimler yapma çağrısı yani geldi. Amerika'nın eleştirisi de seçimlerin adil olmadığı noktasında. Ama yani, şimdi adil olmayan bir seçim tespit edilmişse ona karşı tepki gelmesi çok anormal değil. Ama tepki yeniden seçim yapın olarak gelmedi. Yani, başkanı tanıyorum diye geldi Trump tepkisi. Yani bu Amerika'nın müdahalesi kabul edilebilir şu aşamada bir şey değil. Kesinlikle bunun bence altını çizmek lazım. AKP'nin ilgisine gelince malum biliyorsunuz Maduro Erdoğan'ın dünyadaki en sevdiği liderlerden bir tanesi. Sonuç itibariyle birkaç ay önce bir iş adamı heyetiyle gitti oraya filan. Sürekli olarak mesela Maduro'nun Latin Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam 13 Latin Amerika ülkesi tarafından tanınmayan seçimine Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde temsiliyle katıldı. Yani Brezilya dahil 13 Latin Amerika ülkesi oradaki seçimi tanımıyor ve Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde takıldı. Bu aşkın sebebi ne? Bu aşkın sebebini biz biliyoruz. İşin içerisinde bir para olması lazım. İllaki bir para olması lazım. Nereden biliyoruz? 2 hafta kadar önce Maduro'nun ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Türkiye'ye geldi. Hem de Çorum'u ziyaret etti. Leblebi için değil. Çorum mu? Çorum. 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 Ne alaka? Çorum çünkü Çorum'da bir altın rafinerisi var. Ve o altın rafinerisini teftiş etmek üzere gitti. Ne anlıyoruz buradan? Teftiş mi? Evet. Elin Venezuela'lı bakanı bizim şeyi niye teftiş ediyor? Çok iyi bir soru bu. O da iyi. Venezuela'nın altınları mevzunu birkaç program önce Adem burada söylemişti. Türkiye ile Amerika, Venezuela arasındaki dış ticaret hacmi 1 milyar 80 küsur milyon dolar. Bunun 80 milyon küsur doları Türkiye'den Venezuela'ya çeşitli kalemlerde ihracat. Peki 1 milyar dolarlık biz Amerika Venezuela'dan ne alıyoruz? Altın alıyoruz. Külçe altın alıyoruz. Altın alıyoruz. Altın alıyoruz. Düşünün altın ticaretimiz İran, işte bildiğimiz Arap hikayesinden falan hatırlıyoruz. Dahası bununla bitmiyor. Aynı günlerde neredeyse Venezuela'da başkan yardımcısı Türkiye ziyaretiyle aynı günlerde Şarkül Avsat'ta şahane bir haber çıktı. Muhalif bir milletvekili Şarkül Avsat'taki habere göre diyor ki Maduro Hizbullah'a, Lübnan Hizbullah'ına Venezuela'da altın madeni tahsis etti. Yani Hizbullah, Lübnan Hizbullah'ı Venezuela'da altın madeni işletiyor. Sormak isterim. Lübnan Hizbullah'ının altın madeni işlettiği bir ülkede Erdoğan rejiminin, yönetiminin altın madeni işletmemesi mümkün mü? Buna dair bir bilgi bilmiyoruz ama ortada şüpheli bir durum var. Yani ez cümle Türkiye'de belirli şirketler Erdoğan'a yakın, Erdoğan tarafından kurulmuş bir kısmı devlet, bir kısmı devlet olmayan şirketler Venezuela'da altın madeni işletiyor olabilirler ve bu altın madenlerini Türkiye'de Çorum'da bir şirket rafineri de muhtemelen işlenecek ve bu rafinerinin sahibi Erdoğan'la Venezuela'ya son ziyaretine giden bir kuyumcu. Sabah gazetesinde haber gördüm ben, haber araştırdım. Birkaç yıl önce Sabah gazetesi bu şirketi ve sahibini haber yapmış. Bu şirketin merkezinde altın rafinerisi işletilen şirketin merkezinde bir kuyumcu dükkanından ve döviz bürosundan giriliyor. Ne dedin? Evet. Çorum'da altın rafinerisi işleten ve muhtemelen Venezuela petrol altınlarının bir kısmını Türkiye'de işleyecek olan rafinerinin merkezine bir döviz bürosundan ve kuyumcudan giriliyor. Sabah gazetesinin haberi, merak eden bakabilir. Son olarak şeyi söylemek istiyorum. Yani söylemek istediğim şeyin özeti o. Venezuela ile Türkiye arasında bir böyle altın ticareti var ve ben AKP rejimine, iktidarına yakın minimum düzeyli iş adamların Erdoğan ailesi ve çevresinin biri değilse bu altın işinde olduğunu düşünüyorum. Çok net, bütün emareler bunu gösteriyor. Dahası eğer gerçekten bir rejim değişikliği olursa orada, ya pardon yönetim değişikliği olursa Venezuela'da, o süreç oraya doğru gidiyor. İşte Adem söyledi, Türkiye uçak göndermiş gibi olabilir. Yeni yönetim Maduro'nun kirli çamaşırlarını ortaya döktüğü zaman acaba o kirli çamaşırlarda Türkiye'yi ilgilendiren neler çıkabilir? Ha, bunun telaşı mı? Ve son. Bizim takım
Tabii ki yani bunlar basit şeyler değil. 1 milyar dolarlık altın ticaretinden söz ediyoruz Venezuela'ya. Yani. Türkiye'de kimlere komisyonlar verilmiş, neler yapılmış, kimlere peşkeş çekilmiş? Biz biliyoruz ki haklı ya da haksız. Böyle bir şey olursa Venezuela'da bir devri sağlık yaratmak gerekecek, yaratılacak ve o şeyler, ilişkiler ortaya çıkacak. Belki son olarak şey söylemek mümkün. Erdoğan ve Chavez birbirine çok benzer iktidarlar ve yönetimler ve liderler. Chavez'in başına gelen şeyler Erdoğan'ın iktidarı rejiminde birilerinden uykusunu kaçırıyor olabilir. Evet, yani sokaklarda Chavez'in heykelleri yakılıyor. Chavez için insanlar ölüyordu. Yani bu kadar popüler bir liderdi ama dün gece gördüğüm kadarıyla sosyal medyadan Venezuela çıkışlı hesaplarda bunun görüntüleri vardı. Ben katkı olarak şu hatırlatmayı yapayım. Yani Doğan çok diplomatik söyledi. Ben de kestirmeden söyleyeyim. Erdoğan çok kurnaz diyeyim, tecrübeli diyeyim mesela. Tam bir ticaret adam, Trump gibi. İran ambargosu başladığı zaman İran yasağı yemişti. Çaresiz para aklaması gerekiyordu. Çaresizdi. Erdoğan bunu çok iyi kullandı. Ve kendisine, yandaşlarına Reza Zarrab üzerinden İran'ın o ambargo sistematiğini delip İran'a altın ticareti adı altında İran'ın petrol paralarını, gerçekte orada altın ticareti yoktu, o da işin ayrı boyutu. Altın ticareti adı altında İran'ın petrol paralarını akladılar. İran'ın devlete ve devlet bankasına ihtiyacı vardı. Halkbank'ı vererek bunu halletti. Venezuela aynı pozisyonda. Amerikan ambargosu altında uluslararası yaptırımları var Venezuela'nın. Ve Venezuela çıkış ararken Erdoğan fırsatı çok iyi değerlendirdi. İran kapandıktan sonra aynı tecrübeli. İran konusundan tecrübeli. Evet, tecrübeli, İran'dan tecrübeli. Aynı tecrübe şu an. İran patladı. Venezuela'da. Eğer Venezuela'da patlarsa, Doğan'ın dediği şeyler ortaya dökülürse seyreye yani gümbür. Yani o işin boyutu ama yani Erdoğan'ın bu fırsatçılığı diyeyim çok dikkat çekici bir konu. Yani. Adam ta orada altının şeyini almış ya. Vay anasını adama bak ha. Adama bak. Neyse bu Venezuela meselesini biz haftaya bakalım. Maduro hala orada olacak mı? Hala Erdoğan ve taraftarları Maduro diyecekler mi? Bakacağız. Haftaya tekrar bunu bir gündem yaparız. Vakit ilerledi arkadaşlar. Ya Adem, sen geçen hafta bu mafyanın diline düşmüştün, tamam mı? O Sedat Peker denen mafya babasının diline düşmüştün. Bu sefer de gene milletin diline düştün sen arkadaş. Abi şimdi, ne bileyim, dünyanın sen, ucunda değil mi? Her yere milletin dinle düşüyor. Herkes sana gelip tosluyor. Doğan'la ben biz çok yani kendi ailemizde, ama bilmiyorum, ben bu Adem'i şüphelenmeye başladım Doğan ya. Her taşın altından çıkıyor adam ya. Şüpheli bir adam. Yok estağfurullah. Bak şimdi Adem, senin sen gerçi görmüşsündür haberi ama ben şimdi izleyenlerden görmeyen olmuş. Şimdi havuz medyası bahusus Türkiye gazetesi FÖ'nün sözcü irtibatının belgeleri diye manşet attı. Şimdi o manşeti ekrana getiriyoruz. Birinci sayfayı. Kocaman. Şimdi orada sözcünün patronu Ertuğrul Akbay ile bugün gazetesinin eski yayın yönetmeni Erhan Başyurt arasındaki sosyal medya yazışmaları diye bir takım yazışmalar ortaya kondu. Peki sen orada neredesin? Burada senin de adın geçiyor. Bu Ertuğrul Akbay demiş ki Erhan Başyurt'a, Adem Yavuz kardeşime çok selamımı ilet demiş. Geçen sana da bir şey yazmış. Ben okumamışsın. Adem, neler oluyor? Bak burada üçümüz konuşuyoruz. Yabancı yani, yok. Bize bütün gerçekleri anlat. Yani neler çeviriyorsun? Bak 30 artı dakikadan sonra neler yaptığını biz bilmiyoruz. Bu yeni diyorlar bir de. Burada. 15 Temmuz sonrası bu görüşme olmuş diyorlar. Yani bir şey diyemeyeceğim çünkü. Niye? Haberim yok. yani haberim yok. Şöyle, yani klasik bir havuz düzeniyle karşı karşıyayız. Daha önce hatırlarsanız Sümeyye Erdoğan suikastinde aynısını yapmışlardı. Oturdular, senaryo yazdılar. Twitter DM mesajları yazdılar. Komik olan şey şuydu. DM mesajları yazarken karakter sayısını tutturamamışlardı. Fazla karakter sayısı yazıp maalesef o karakter yazıları yazanlar... Karaktersizlikle alakalı bir konu. Maalesef o karakter hatasını yapanlar. Evet, bir gazetenin Ankara temsilcisiydi. Doğan da çok iyi tanır onu. Bir gazetenin Ankara temsilcisi onları edit etmişti. Edit ederken eline ayarı kaçmış. Fazladan yazmış bazı şeyleri. Kim o ya? Doğan da tanıyor. Sen de biliyorsun. Bir de söyle, yok, bir de ben bileyim. Sana yayın sonrası söyleyeyim. Yayın sonrası söyleyeceğim. Peki. Şeyden Sümeyye Erdoğan suikast aynısını yaptılar. Seçim öncesinde Erdoğan yine işte kızıma suikast düzenleyecekler, Fuat abi, Emre Uslu falan filan diye CHP'li Umut Orhan vesaire
Oradan bayağı bir ekmek yediler siyasi anlamda. Sonra mahkeme kararıyla bunların uydurma olduğu, gerçekte böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Tescillendi. Ama bu arkadaşların yüzleri kızarmadı. Hiç öyle bir dertleri yok. Aynı şeyi şu an Türkiye Gazetesi üzerinden Sözcü'ye yapıyorlar. Dertleri şu, Sözcü'ye seçim öncesi çökmek. Bir şekilde Sözcü'yü tamamen ya istedikleri kıvama getirecekler ya da Sözcü'ye kayyum atacaklar. Ya ben kayyum zulmünü yaşamış bir gazeteciyim. Yani istemem kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Bunu Sabah ya da diğer havuzcular için bile istemem. Çünkü kayyum zulümdür, insan hakkı ihlalidir. Yani çalıştığınız kurumunuz, sizin evinizin gelip gasp edilmesi, hakkınızın alınması gibi bir şey. Ama benim gördüğüm bunlar Sözcü'yü bu şekilde ya dizginleyecekler ya da çökecekler, onun yolunu yapıyorlar, delil üretiyorlar. Tabii bu kadar pervasızca delil üreten bir zihniyetin 15 Temmuz başta olmak üzere cemaat davaları ya da diğer davalarda da aynı delilleri üretmeyeceğini düşünen izleyicilerimiz varsa bence biraz kendilerini çeki düzen vermelerinde fayda var. Evet. Doğan sen ne dedin? Çünkü yani vakit son olarak söyleyeyim ben, evet, benim ben bir Facebook kullanıcısı değilim. Yani bir sayfam var ama çok aktif kullanmıyorum. Mesajlara da bu haberi görünce dönüp baktım. Allah Allah, ciddi ciddi olabilir mi diye. Hani böyle bir şey yok ama baktım öyle bir şey yok güzel. Peki. Doğan sen de birkaç cümle alalım. Artık programın bir saat 10 çeyrek geçiyor. Yavaş yavaş incilere geçmemiz lazım. Belki bir adamın son cümlesiyle alakalı bir şey söyleyebilirim. Kendisiyle ilgili saçma sapan bir iddianame düzenlenene kadar herkes, her grup başkalarına düzenlenen iddianameleri meşru, normal, hukuki süreçmiş gibi görüyor. Sözcünün de yaşadığı bu. Sanki cemaat soruşturmalarına, FETÖ soruşturmalarda her şey kitabına uygun yapılıyordu. Hukuk şahlanmıştı falan filan. İşte tamam, sana da geldi bakalım. Başka yarın kime geleceğini de Allah bilir. Kendisine ulaşana kadar hukukun şahane işlediğine inanan herkes iddianame kendisine ulaştığı zaman böyle hukuki saçmalık mı olur diyor. Sanki sadece kendisine yönelik saçmalık, hukuki gibi saçmalıktan söz ediyor ve onu yaşıyormuşuz gibi. Buradaki acı olan şey maalesef o. Peki. Bu haftalık da isterseniz bu başlıkları bitirmiş olalım. Ben hemen Adem, katkı yapayım. Tabii hemen önemli. Katkı yap. Hemen katkı illaki yapayım. Adem, yani hasta olmam benim geri kalacağımı göstermez. Evet. Tam bağlantı olarak söyleyeyim. Kor General Öztürk, Erdal Öztürk. Günlerce manşetlere taşındı. Darbeci general, darbenin beyni dendi. Şöyle dendi, böyle dendi. Ve o yıl terfi etmesi beklenen tek kor generaldi. Çok parlak bir generaldi. 14 ay tutuklu kaldı ve geçtiğimiz günlerde beraat etti. Beraat etti. Bu kaçıncı beraat? Şimdi dönüp işte az önce Doğan'ın söylediği şeyle söyleyeyim. Hani bütün davalar hukuki, legal çerçevede, bir tek sözcünüki absürt. Hayır, hepsi böyle. Evet. Peki. Evet arkadaşlar. Haftanın incilerine geçelim istiyorum. Gerçi izleyicilerden bazıları şu haşhaş meselesine de biraz girseniz gibilerinden dediler ama biz geçen hafta biraz konuşmuştuk onu. Yani bu Erdoğan ve Erdoğangillerin bu haşhaş sevgisi nereden icap etti ama haşhaşa baktık bayağı faydalı bir bitkiymiş. Ha? O kadar önyargılı olmayın. Yani endüstriyel anlamda da çok bayağı kullanılıyormuş. Her işe yaradığına dair pek çok ansiklopedilerde bilgiler var bu konuyla alakalı. Ama işin arkasında bir katakülle bir takım şeyler var mı onu bilmiyorum ben tabii. Var mıdır sizce? Yani işin o boyutlarına politikaya ben girmekten ziyade işin magazin tarafındayım. Herkese haşhaşi diyen Erdoğan şu anda bütün AKP teşkilatları sabah akşam Kenevir'in haşhaşın faydalarından bahsediyor. Gülüp geçiyorum ben de. Fakat bahsettiği Rize dahil pek çok 12-15 tane şehirde zaten haşhaş üretimi zaten serbestti. Yani valilikten izin almak kaydıyla. Oralarda zaten planlanmıştı. Ne değişti? Belki devlet şeyiyle yapılacak. Bunun arkasından eroin meroin işleri ne bileyim. Çünkü Afganistan'dan Türkiye üzerinden epeyce bir otoyol var. Yani bayağı bir geçiyor. Şimdi Avrupa'ya AKP'lilerin doğru. Mesela Star'ın bir haberi vardı. Diyor ki 100 milyar dolar hedefleniyormuş 2023'te. Şimdi yani her şeyde spekülasyon yapmak kolaydır da parada spekülasyon çok kolay yapılmaz. Çünkü para somut bir şeydir ve bir karşılığı vardır. Matematik. Yani dünya bütçesi, yani dünya cirosu pardon şu anda haşhaşın, Kenevir'in 10 milyar doların altında. Yani sizin 100 milyar dolara nasıl ulaşıyorsunuz? Tüm dünya piyasasını elinize alsanız parayı oluşturamazsınız. Evet. Yani burada insan ister istemez şunu düşünüyor. Yani acaba başka bir şeyi kamufle etmeye çalışıyorlar. Evet. Ya da gündem değiştirmek için ortaya bir malzeme mi atıyorlar? Bilemiyorum yani. Çok ne bileyim de beka meselesi oldu devletin haşhaş. Peki biz bu incilere geçelim. Devletin beka meselesi olarak inciler.
Evet arkadaşlar, bu haftanın incillerini Ertuğrul, Doğan Ertuğrul, şimdi sen bende çok inci yok, ben bu hafta seyahat halindeydim gibi bir şey diyecek halin var. Güzel, iyi bir mazeret sundun bana, bir manevra alanı sundun. Ben sana savayım, bir iki tane şey var ama benim de gördüğüm birkaç şey var. Biraz önce senin okuduğun haberden başlayayım istersen. AKP'li vekil şöyle demiş, bir AKP'li vekil, T24'ün haberi. Kazanamazsak tüccarlar kaybedecek, başörtüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olamayacak, nokta nokta nokta. Gazeteci arkadaşımız Yavuz Oğan'ın ona yazdığı şeyi gördüm. Az söylemiş. AK Parti kazanamazsa gündüzler gece olacak, mevsimler kaybolacak, yağmurlar yağmayacak, fırtına ayakta hiçbir şey bırakmayacak, zombiler ortaya çıkacak, insanlığın sonu olacak filan diye dalgasını geçmiş bununla. Evet. Onu gördüm, o eğlenceli geldi bana. Çok sevdiğim bir akademisyen, Türk-Rus ilişkilerinde iyi takip ediyor. Rusya'da Putin-Erdoğan görüşmesiyle ilgili hayali bir diyalog yayınladı. Altına da hayali olduğunu belirterek onu ben paylaşmak isterim. Bu bir troll değil arkadaşlar. Bu Türkiye'nin saygı Rusya uzmanlarından bir akademisyen. 23 Ocak Putin-Erdoğan zirvesi, konuşmalar hayali. Erdoğan, ABD Suriye'den çıkıyor Putin. Zannetmiyorum, bekleyip görmek lazım. Erdoğan, Fırat'ın doğusu hazırlıklarımız tamam. Putin, ABD çıkacaksa bu bölgeleri rejime devretmek gerekecek. Yani Suriye'ye. Erdoğan, Membiç'e girmeyi planlıyoruz. Putin, İdlib daha acil bir sorun ve son öldürücü cümle Erdoğan. Peki. Bence Erdoğan-Putin diyaloğu bundan daha güzel kurgulanamazdı. Ama yani o diyalog doğru mu değil mi bilmiyoruz ama Perşembe günü sabah itibariyle Dışişleri Bakanlığı açıklamaları canlı yayınlandı. Bir de açıklamaları... Şimdilik askıda operasyon dedi. Ve bir de Şam rejimiyle diyalog meselesinde Rusya ısrarcı ve Putin bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Israrcı olmakla kalmadı tabii, artık incilerin konusu değil ama bugün geçti. Adana mutabakatına dönmemiz lazım dedi Erdoğan dün. Adana mutabakatı ne? Öncesinde işte Suriye rejime PKK'ya mesafe koyacak, terörle işbirliği yapacak filan filan. Ama asıl mevzu mutabakatın ikinci kısmı. Diyor ki o mutabakat Suriye makamlarıyla, bütçeleriyle ve istihbarat birimleriyle işbirliği yapılacak bir ortak heyet oluşturulacak diyor. Yani Erdoğan rejimi Esad yönetimiyle bir ortak rejim, ortak heyet oluşturmaya doğru koşar adım ilerliyor. Adam kazandı yani. Adam kazandı. Esad kazandı. Peki. Evet, benden bu kadar. Peki. Evet Adem, senin incileri aldım. Aslında vakit olsaydı bir Mustafa Sarıgül konuşsak güzel olurdu ama vakit kalmadı. Çünkü Sarıgül'ü konuşacağımız yani, haftalar var önümüzde. Yani gerçekten çok enteresan bir portre. CHP'den istifa etti dün yanlış hatırlamıyorsam. Yani hayatı çizgisi inanılmaz bir Türkiye hikayesi ama sonra dediğim gibi daha sonra konuşalım onu. Çok ilginç. Mersin Emniyetinden 40 bin mermi kayboldu. Nasıl olduğunu bulamıyorlar. 40 bin mermi Mersin Emniyetinden emniyetten kayboluyor. Yani geçtiğimiz günlerde bir istatistiğe rastladım. Son dönemde suça karışan emniyetçilerle alakalı. Yani emniyet... Emniyette falan değiliz yani. Hani polis otosundan tecavüze kadar her şey var şu anda. Tamam, o benim yani notumda vardı Adem. Onu altını çizmek lazım. Evet, polis otosundan kadını indiriyor. İki tane polis kendi otosunu alıyor. Tecavüz ediyor. Kadın gidiyor karakola şikayet ediyor. Amiri diyor ki ben onu hallederim. Bunun da çoluğu çocuğu var, şey yapma falan. Üstünü kapatıyor. Polis. Daha bunun gibi sayısız suç var. Yani öyle bir hale getirdiler ki teşkilatı artık hiçbirimiz emniyette değiliz. AKP Diyarbakır Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın ihtiyaç sahiplerine dağıttığı 350 TL ile ilgili AKP Teşkilatı yardım alan insanlara göndermiş. Bu ay Cumhurbaşkanımızın şahsınıza 350 TL yardım, parantez içerisinde harçlık, yatırmıştır. Normalde devletin fakir fukaraya Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine verilen 350 TL'si bu ay ve muhtemelen önümüzdeki aylarda seçime kadar 350 TL Cumhurbaşkanımızın yardımı harçlığı, parantezi kapatıyorum. İnsanlı şahane oluyor. Tabii yani padişahlar bu şekilde hulfe dağıtır yani. Bu bir Osmanlı geleneği. Onu unutmamak lazım. Şimdi vakit olmadı konuşamadık ama su kuyularındaki seçmenler, diğerleri şunlar bunlar. Yani muhalefetin... su kuyularında da mı seçmen kayıtları evet, çıktı? Evet, su kuyularında da seçmen kayıtları su çıktı. Su kuyunun dibinde. Ve ilginç olan işte statlarda.
Mesela insanlar statlarda yaşıyormuş demek ki. Yani onu bilemiyoruz. Örnekleri çok ilginç. Mesela su kuyusunda 20 tane seçmen çıkmış İstanbul'da. İşte stadyumda 30 tane. 80 metrekarelik dairede 20 seçmen. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve bu seçmenlerle ilgili yapılan şikayete YSK Başkanı, görev süresi 1 yıl uzatılan YSK Başkanı Güven, bunların hepsi ufasofise uydurma falan deyip konuyu kapattı. Peki şimdi az önce Sarıgül örneğinde hatırlatayım. Sarıgül bir kaybettiği seçimi 175 oyla kaybetmişti ve hüngür hüngür ağladığını hatırlıyorum. Şimdi bunu şundan söyleyeyim. Yerel seçimlerde bu tip müdahaleler çok kritiktir. Bir oy bile seçimin sonucunu çok doğrudan etkilediği için ve 8681 itirazı reddetmiş YSK. Yani su kuyusunda 20 seçmen ne yapar Allah aşkına, dalga mı geçiyorsunuz? Ama YSK'ya göre bir sorun yokmuş. Neyse buradan hatta bir binanın kaldıramayacağı sayıda seçmen çıkmış, evet, bir binada. Evet, yani metrekareye koysanız. Yani Üsküdar il AKP evet, başkanının Üsküdar, evinde onlar de hobbit. Onlar 70 kişi çıkmıştı evin içerisinde. Hobbit. Yani hatırlarsınız yani böyle bir espri vardı. 4 fil bir arabaya nasıl sığar diye. Öyle yani bir daireye 60 kişi nasıl sığar falan gibi. Evet. Burada muhalefette şu Einstein'ın meşhur bir sözü var ya, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek aptallıktır diye bir sözü var Einstein'ın. Onu deney için söylüyor, bilimsel anlamda söylüyor ama şimdi bunu şundan söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş dedi ki biz 2014 seçimlerinde işte şu kadar oyun çalındığını tespit ettik. Peki ne yaptınız? Yani seçimin çalındığını bütün gazeteciler de gördü. Ben de o zaman Ankara'daydım. Herkes gördü. Bunu bizzat takip eden bir sürü insan oldu. Seçim evet, herkesin göz önünde Ankara'da çalınmıştı. Ne oldu? Olur mu öyle şeyden de geçildi. Şimdi aynı şey yapılıyor. Ya göstere göstere seçim çalınıyor ve Einstein'ın sözünü tekrar hatırlatayım. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek bir aptallıktır diyor. Aynı şeyleri yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde incilik çok önemli bir şey ve bence geleceğe dair bir işaret fişeği. Amerika'nın IŞİD özel temsilcisi McCurk vardı. Görevden istifa etti Trump'ın süreden çekilme kararı sonrasında. Yani gerçi görev süresi de artık zaten sona doğru geliyordu. CNN'de uzun bir röportaja çıktı. İlginç şeyler vardı röportajında. CNN International'da. Dedi ki ben zamanımın çoğunu Ankara'da geçirdim. Notlarımdan okuyorum kendi ifadelerinden. IŞİD savaş makinesini besleyen materyallerin çoğu Türkiye'den Suriye'ye gidiyordu. Çok sinir bozucuydu. Çünkü Türkiye sınırında çok iyi faaliyet göstermedi. Ben NATO müttefiki Türkiye ile çalışıp sınırın güvenliğini sağlamak isterdim diyor. Devam ediyor. Mesela diyor ki İdlib bölgesinde El-Kaide ile bağlantılı gruplar tarafından domine edildi. Türkiye sınırı tamamen onlar tarafından kontrol ediliyor. Bunlar ciddi problemler. Şimdi Amerika'nın prime time'ında IŞİD özel temsilcisi ekranlarda bunu söylüyor. Buradan şu parantez açayım. Daha önce bir kere daha ifade ettiğimi hatırlıyorum. YPG'nin etkili olduğu, Amerikalıların etkili olduğu bölgelerde yakalanan çok sayıda IŞİD militanının ifadeleri kaydedilip toplanıp Amerika'ya getirildi daha önce. Ve onların Türk istihbaratıyla olan ilişkilerine dair çok çarpıcı bilgiler var Amerika'nın elinde. O da daha sonraki dönemlerde önümüze gelecektir diye bir not olarak düşeyim. Vakit olsa keşke konuşsaydık. Profesör Haluk Savaş, yani çok incelik bir şey ama ben de devleti tanımlamasına çok önemli. Çok başarılı bir akademisyen. Ben de sosyal medya takibinden takip ediyorum. Çok aktif sosyal medya kullanıcısı. Beraat etti. KK'yla atılmıştı. 12 yaşındaki çocuğunu polise sorgulamışlar. Bu kanunen yasak. Kısa bir video yayınladı. Video çok yoğun izlendi. Benim orada çok dikkatimi çeken bir şey var. Hakkındaki suçlama şu. Hakimle olan diyaloğunu anlatıyor programda. Ahvel'deki podcast'ta. Diyor ki 25 yıl önce, düşün bak 25 yıl önce bir kitaplık programına katkı sağlamıştım diyor. Samanyolu televizyonda yayınlanan bir program. Yani Haluk Savaş CHP milletvekili adayı. Yani hani suçlayacak hiçbir şey bulamamış. Hakim diyor ki dosyayı çevirdi, sağına baktı, soluna baktı, her şekilde yaptı. Hakim krize giriyor, hiçbir şey bulamıyor. En son şunu buluyorlar. 25 yıl önce bir kitaplık programı, yani adı da kitaplık, yani akademisyen bir insanın bir kitaplık programına destek vermesi. Hani bir akademisyen olarak son derece normal bir hareket. Düşünün, suçlamaya bakar mısınız? Devletimizi çok takdir ettim yine. 25 yıl önceki bir kitaplık programına danışmanlık yapmayı, yani ikna. Belki konuşmak lazımdı bilmiyorum ama ATV muhabirinin Çin'e gidip ya Uygur'da herhangi bir şey yok, burada her şey çok güzel demesini de bence inciler arasında ekleyelim. Diyarbakır cezaevi haberi gibi o. Yani evet, oraya gidip burada hiçbir şey yok. Kamplar sanat ve eğitim için demişler.
Valla ben Amerikan medyasında öyle haberler okuyorum ki insanlığından utanırsınız ama demek ki bizim havuz medyasına göre sanat için arkadaşlar oradalarmış. Demek ki öyle gözüküyor. Milli Savunma Bakanımız çok orijinal bir açıklama yaptı. Dedi ki kullanılmayan kışlaları hazineye devredeceğiz. Şimdi bu yani şöyle, eğer son dönemde yaşadıklarımız olmasa bu projeyi desteklerdim. Niye? Çünkü askeri alanlar şehirlerin ortasında olmaz. Bütün modern ülkelerde de öyle değildir zaten. Onu satarsınız, şehir dışında güzel kışlalar yaparsınız. Orayı da değerlendirirsiniz ama soru şu, şimdi şehir merkezlerindeki o değerli araziler hangi yandaşa verilecek? Özellikle Berat ve Serhat Albayrak bu konularda bayağı hazırlık yaptığı duyuluyor. Hayır, hazırlık yaptıkları var, yani duyulan bazı hazırlıklar var. Ve dahası çok kritik bazı yerlerin Katarlara söz verildiği de söyleniyor. Şimdi bu açıklamayı da bir kenara not edelim. Yani kullanılmayan kışlalar. Bir de kullanılmayan kışla ne demek onu bilmiyorum. Yani kullanılmayan kışla nasıl oluyor? Hani bilmiyorum. Yani kullanılmayan fabrika gibi bir şey herhalde. Çok hoşuma giden bir haber. Yani daha doğrusu hoşuma gitmesinin nedeni şu. Yani pervasızlıklarını gösterme açısından. Anadolu Ajansı 150 stajyeri, 150 stajyerle kaç tane gazete çıkartırsınız? Yani 150 gazeteci adayı demek bu. 2 yılına Londra'ya göndermiş ve 52 milyon TL ödeme yapmış bunlar için. Nasıl olsa hazinenin parası, yani öyle bir derdi yok. Bu 150 tane stajyerin AKP gençlik kollarından seçildiğini söylememe gerek yok herhalde. Tabii. Yani ama yani 150 stajyeri İngiltere'ye gönderip... Onlar arasından olarak, 5 tane bile gazeteci çıkmayacak. Seni temin ederim, takip edelim gazeteci olarak geleceklerini. Yani mutlaka çıkmayacaktır. Çünkü gazetecilik öyle olmuyor. Yani gazetecilik öyle devlet parasıyla bir yere bursa gönderilmekle olmuyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye yönetimine dolaylı temasımız var lafını yine haftanın incelerine ekleyelim. Aradan kaybolmasın. Onu ekleyelim. Son incim. Yargıtay Malatya Zirve cinayetinde terör ve örgüt suçu bulamamış. Liseli öğrenciler canı sıkıldığı için gidip misyonerleri 80 küsür bıçak darbesiyle öldürmüşler. Kesin öyledir zaten. Ve tabii ortada herhangi bir terör ve devlet irtibatı, terör irtibatı, örgüt irtibatı yokmuş. Hani ben bunun kitabını yazdım. Kitapta ilk defa bir şeyin belgesini yayınladık. Cinayetin azmettiricisi Bülent Varol Aral bu iddiayla tutukluydu ben kitabı yazdığım dönemde. MİT görevlisiydi. Ve ilk defa belgesini yayınladı. Kitapta belgesi de var. O da şu. Bu kişi uzun yıllar önce DHKPC adına, bakın devletin nasıl çalıştığını gösterme açısından onun detayını veriyorum. DHKPC adına Kalaşnikov'la sorgun yaparken yakalanıyor. Sorgudayken, Malatya terörde sorgudayken diyor ki benim MİT gelsin, benim onlarla konuşacağım diyor. MİT geliyor, diyor ki bu bizim adamımız, alıyor götürüyor. Emniyette sorguyu da kayda geçiyor. Çünkü adam sorguya geldi. Sorguya girdi, çıkışını da görmesi gerekiyor. Bunu kayda altına alıp çok gizli raporla Ankara'ya rapor ediyor. Bu kişi MİT tarafından sorgudan çıkartıldı diye. Bu kişiyi biz yıllar sonra nerede rastladık? Malatya Zirve cinayetinde o liseli çocukları cinayete azmettiren kişi olarak rastladık ve o zaman Hizbullahçıydı. DHKPC'den Hizbullah, işte bir Türkiye gerçeği. Ve Yargıtay'ımız orada bir cinayette herhangi bir devlet unsuru, herhangi bir terör bağlantısı, herhangi bir örgüt bağlantısı bulamadı. Ergenekon Erdoğan eliyle bütün günahlarını temizliyor. Evet Adem, senin incilerin bu kadar anladığım kadarıyla. Benim incilerime geleyim. İyi inciler var bende. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye seçim güvenliği konusunda dünyada önde giren ülkelerin başındadır dedi. Güzeldi bu açıklama. Arkasından bir de Zeitung TV'nin bir haberi var. Dedi ki onlar da 150 yaş üstü vatandaşların da seçime dahil olması İbre'yi İttihat ve Terakki Partisi'ne çevirdi. Çok iyiymiş. Bu çok iyiymiş. Şimdi 150 yaş ve üstü epeyce seçmen çıktı ortaya, biliyorsunuz. Evet, İbre İttihat Terakki Partisi'ne doğru çevrildi. Peki Sadi Güven'in açığını, incisini Adem sen söyledin. Mükerrer ve sahte seçme hayal, öyle bir şeyler falan yok diyor. Aklınızdan çıkarın, atın diyor. Sedat Peker, Adem senin adamın, beraat etti. Niye benim adamım olsun? Yani. Ya abi seninle uğraşıyor ya. Yani. Allah uzak etsin. Diyor ki hakkımda dava açılmasını bile garip karşılıyorum diyor mahkeme çıkışında. Evet, tuhaf değil mi? Ben de garip karşıladım. Devletin
legal, Erdoğan'ın kankası, AKP'lilerin çok sevdiği milli refleks mafya Sedat Peker nasıl oluyor da mahkemeye gidip yargılanabiliyor? Ya, araya giriyorum ama bir şey söyleyeceğim. Maalesef Türkiye'de gazetecilik bırakılmadığı için Sedat Peker 2011'de Ankara Adliyesi'nde bir ifade verdi. Ben daha önce o ifadeyi haberleştirmiştim. Faili meçhul cinayetlerle alakalı bir ifadeydi. Savcılık o günlerde hani böyle bugün geriye dönüp baktığımız zaman çok naif kalıyor böyle şeyler. Özellikle Kürt iş adamlarına yönelik saldırılarla alakalı, Türkiye'deki faili meçhullerle alakalı bir soruşturma yürütüyordu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Ve Sedat Peker 2011'de o dönemin Ankara'daki savcılarından birine 4,5 saate yakın bir ifade verdiğini hatırlıyorum. Ben ifade listesini okumuştum. Sedat Peker orada diyor ki, ya bütün bu talimatların MKK ile olduğunu herkes biliyor, siz bilmiyor musunuz diyor. Ve o ifadenin devamında öyle detaylar var ki, sanki Sedat Peker bir tırnak içinde organize suç örgütü lideri değil, devletin sahibi gibi anlatıyor. İşte Hanefi Avcı bana şunu teslim etti, ben bunlardan sorumluydum, şu itirafçı şunu yaptı, burada şu oldu, Korkut Eken şunu söyledi, bu bunu yaptı falan okuyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki ya hani Allah Allah, yani böyle olmamalıydı ama diyorsunuz. Neyse, yani eğer bu konulara meraklı olan varsa adresini söyleyeyim. O faili meşhurları araştırma ile ilgili soruşturmada, kaldı söyle bir soruşturma, Sedat Peker'in çok ilginç bir ifadesi var, bence okusunlar. Peki, burada haberi okurken ben bu mahkeme çıkışında Sedat Peker'in işte hakkında dava açılmasını bile garip karşılıyorum. Haberinde Doğan sana geçen hafta soruna bir cevap gör. Ne iş yapıyor? Yani iş adamı falan dedin ya, açıklama yaptı. Serbest meslek sahibi olduğunu söylüyor. Aylık gelir de 30 bin liraymış. Evli 5 çocuk. Bu serbest meslekten istiyoruz biz de. Nasıl? Bu serbest meslekten istiyoruz. Ama bayağı bir serbest ki istediğini ne racon kesip istediği haracı alabiliyor. İstediği yani adamı öldürebiliyor. Yine araya giriyorum ama şimdi gir. Amerika'da böyle bir lafı söyleseniz federal suç işlemiş olursunuz. Niye biliyor musunuz? Ya bu adam sürekli Suriye'deki savaşçılara askeri tesisat gönderiyor. Evet. 30 bin lira gelirle sen bunu nasıl aldın? Bir tane araba alamazsın o parayla. Tabii. Yani böyle bir açıklamayı medeni bir ülkede yaparsan en basitinden kara para soruşturmasına muhatap olursun. Neyse, lafı AKP tabanı bu lafı yiyor. Yani kabul ediyorsa ne yapalım. Neyse, Mehmet Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanlığı dönemiyle alakalı. Şimdi geçen Özhaseki bir açıklama yaptı. Makam ve eskort uyarısı yaptı. Şimdi onunla alakalı bir videoyu izleyelim, arkasına devam edelim. Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar, bir şeyler falan filan. Ne oluyor ya? Bu ne saltanat ya? Bu ne ya? 3 günlük dünyadayız şurada. Geçip gideceğiz. Zaten bir imtihanda hepimizi aldatıyor. Öyle bir dünyada havanın, civanın aslı ne? Saltanat ya. Bu ne ya? 3 günlük dünyadayız şurada. Geçip gideceğiz. Zaten bir imtihanda hepimizi aldatıyor. Öyle bir dünyada havanın, civanın aslı ne? Evet, videoyu arkadaşlar izledik. Mehmet Özhaseki makam ve eskort uyarısı yapıyor. Nereden çıktı diyor bu böyle havalar, bilmem neler. Tabii Erdoğan'ın da bu eskort görüntülerini de bu videoya ekledik. Ama tabii kendi başkanlığı döneminde de rivayet o ki 718 bin TL'lik bir makam aracı da almış. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Yani bu tür şeyleri öyle mütevazi takılıp ifade ediyorlar ama dönüp aynaya bir bakma lütuflarında bulunmuyorlar. Bir başka inciye geçelim. Amerika'dan Adem, senin o taraflardan Amerikalı TV sunucusu Ol Berman. Ragıp Soylu diye biri var mı sizin orada? Artık burada değil, İstanbul'da. İstanbul'da bu gazeteci mi bu adam? Yani kendisinin öyle olduğunu söylüyor, ben de öyle olduğunu varsayıyorum.
Ha, öyle varsayalım. O bir şey yapmış, tweet atmış. Ona çok ağır bu Enes Kanter konusuyla alakalı. Bu Amerikalı TV sunucusu Ol Berman çok ağır bir tweet atıyor. Ondan sonra diyor ki diktatörünüz sahte bir darbe sahneledi ve kullandı. Çoğunuz çok aptaldınız ve bunu gözlemlemekten, dikkate almaktan korkuyordunuz. Ve tüm akıllı olanlar tutuklandı ve veya tehdit edildi. Bu ülkeyi Amerika kızdırmadan önce Kanter'i, ailesini ve ABD'dekileri yalnız bırakın, sinkaflı gidin. Onu burada ifade etmiyorum. Diye bir tweet atmış. Bayağı ağır. Ve o hızla Türkiye'ye döndü. Belki de bu bahsettiğim gazeteci, görünümlü kişi. Daha önce döndü. Middle East Eye diye bir yayın organının İstanbul Türkiye temsilcisi oldu. Neyse. Şöyle, Ragıp Soylu özellikle Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye çok iyi kullandı. Bütün haberlerini onun üzerinden yaydılar dünya medyasına. Çok popüler oldu ve o popülerin sonucunda da başka bir görev atandı. Evet, neyse, bu Kanter'i, ailesini, ABD'yi bırakın, bilmem ne yapıp gidin buradan tweet'i ilginç ve ağır bir tweet olarak, tweet ve ince olarak ben buraya koydum, sakladım. Bir Zeitung haberi var. Bunu altını çiziyorum, bak gerçek değil, Zeitung bu. Nedim Şener bir açıklama yapmış bu Venezuela meselesiyle alakalı. Bak diyorum, bu gerçek değil. Venezuela'da hedef Maduro değil, asıl niyetleri Sayın Erdoğan'ı indirmektir. Sonuna kadar direneceğiz. Demiş. Ama gerçek olabilecek kadar yakışıyor. Yani yakışıyor. Ben onun için altına önce defaatle dedim bu gerçekliği. Çünkü inanır. Hayır, daha önce yakışır. Böyle şeyler söyledi ama. Tabii. O yüzden algılanabilir yani. Algılanabilir. Peki ben devam edeyim, bitiriyorum. Erdoğan'ın bir açıklaması var, incelik. Uzay ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtik dedi. Say arkadaşlar, bu yerli milli araba ne oldu? Gören, duyan, işiten, fabrikası nerede, üretim ne aşamada, biliyor musunuz? Ya yıllardır yollarda görmemişsiniz yani siz de. Hani uzay yani, aşamalarını açtık da yani yerde yürüyen arabadan bir haber var bizim mı? Bizim 2007'den bu yana hiç yere inmeyen uçağımız var. Yani daha. Yere inmiyor derken, bak Doğan'ın sitesinde gördüm. O şeye, Maduro'ya giden uçak 12 saat uçabiliyormuş. Benzin almaksızın, yakıt almaksızın uçabiliyormuş. Ama bu daha uçak uzağa da gidebilir. Aylardan beri uçuyor Adem. Yani hiç yere inmedi. Daha böyle, daha orijinalini yapmışlar. O 2007'den bu yana diyor. Havada inmiyor yere. Yani. Hiç inmiyor yere, ama uzay ajansındaki uzay mekiğiyle uzayda birleşebilir bu uçak. Bir şey yapabilirler. Böyle bir enteresan bir sahne gerçekleşebilir. Evet, bu haftanın incileri bu kadardı. Arkadaşlar, benim yine bir ilave var. Yap. Şimdi 15 Temmuz'u sen oradan bağlayınca ben yine söyleyeyim istedim. Bu hafta içerisinde bir habere rastladım. Bir Avustralya gazetesinde çıkmış, 1933 tarihli. Ben duymuştum böyle bir demeç verdiğini Hitler'in, ama küpürünü görmemiştim. Küpürü gördüm. Ve küpürü sosyal medyada paylaştım. Ha, tweetini diyor ki, gördüm ben seni. Evet. Evet. Diyor ki Hitler diyor ki yani yazının başlığı da Tanrı'nın işareti. Yani Reichstagfire'dan sonra, bu parlamento yangınından sonra malum işte Hitler olağanüstü hal ilan ediyor, anayasa değiştiriyor, cadavu başlatıyor. Yani o dünya tarihini alt üst eden sürece giriyor her yer. Ve ilk açıklaması gazetenin haberine göre Tanrı'nın işareti diyor. Çünkü suikasttan kurtulduğunda da aynı açıklamayı yapıyor ki kendisi, evet, bu konuda ilahi teminat altında olduğuna da inanıyor. Evet, yani Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Allah'ın lütfu ifadesini nereden aklına geldi diye düşünüyordum. Bunu görünce kafamda resim daha da oturdu. Erdoğan okuyup okumuş da Hitler'in hayatını bilmez ya. Bunun raconu olarak bunu söylüyordur. Yani bu yola girince bunlar söyleniyordur herhalde. Belki bunun kafaları benzer çalışıyordu, olabilir tabii. Evet, evet, paralel çalışıyor. Evet, peki arkadaşlar, o zaman haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.